Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Haftanın raporuna hoş geldiniz. Bu akşam daha ziyade iç politika gündemiyle doluyuz. Ama zaman zaman iç politika gündemini ilgilendiren, çünkü iç politikada işte mesela bu üç milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İstifalarında aynı zamanda dış politikaya ilişkin bir vurgu da vardı. Dolayısıyla iç politikayı ilgilendirdiği ölçüde dış politikaya değineceğiz. Değerli konuklarımız olacak. Gazeteci yazar Mahmut Öğür, Profesör Doktor Zakir Avşar, bir kanaat önderi olan ve eski bir siyasetçi olan eski Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Avukat Muhammed Akar, daha önce aşı meselesini konuştuğumuz Profesör Doktor Kemalettin Aydın ve salgının Taşra'daki etkilerini Sandıklı örneğinde konuşabilmek için Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl bizim konuğumuz olacak. Bu haftanın gündemi esas itibariyle iç politika ve salgının etkileri, salgınla beraber tabii aşı gündemi. Dünyada yoğunlaşan bir aşı savaşı mücadelesi var. Türkiye'de de bugün itibariyle 2 milyon aşının yapıldığı ifade edilmişti. Türkiye'ye geçen hafta beklenen 10 milyon doz, Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği 10 milyon doz aşı daha geldi. Bu Çin'de yapılan Sinovac aşı, doğru söyledim değil mi ismini? Evet, Sinovac Sinovac aşısı. aşısı geldi. Bu aşılama faaliyetleri de devam ediyor. Bunları son saatimizde ele alacağız. Geçen haftanın önemli gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 milletvekili bir süre önce Genel Başkan'a, Kılıçdaroğlu'na bir mektup vermişlerdi. O mektubu takiben Genel Başkan'ın görevlendirdiği Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'le görüştü bu üç kişi. Fakat hani orada Özgür Özel bir istifa yok, problem yok mealinde konuşmalar yapmış olsa da bu üç isim ısrarlarını, o mektuptaki ifade ettikleri eleştirilerini dile getirmeye devam ettiler ve istifa ettiler. İstifalarıyla beraber çok enteresan tartışmalar da yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İstifa edenlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimleri, sözcüleri sarayın adamı diyorlar. Şimdi Sarayı karıştırmış olabilirler belki. evet, yani bu da kalkıp mesela ona cevap vermek için açıklama yaparken de Sayın Muharrem İnce bugün yaptığı bir açıklamada sarayın çırakları dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, Genel Merkezi'ne. Yani enteresan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ciddi bir tartışma var ve bu tartışmanın hani Özgür neydi? Yılmaz değil mi? Özgür Yılmaz'ın kurduğu Öztürk parti, Yılmaz. Öztürk Yılmaz'ın kurduğu parti. Sonra ikinci olarak Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Hareketi bir partiye dönüştü. Şimdi Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi bir partiye dönüşmek üzere ve bugün Muharrem İnce istifa edeceğini, yakın bir tarihte istifa edeceğini ifade etti. Ve aynı zamanda orada da, yani bence de şimdi onları da soracağım, garip bir açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölecek misiniz sorusuna da hem istifa edecek hem parti kuracak, ama şöyle bir cevap verdi: hayır, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım, olmadı anasıyım falan dedi. Ben yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dilindeki tuhaflığı da doğrusu konuşmak istiyorum. Burada hani bir partiden ayrılıyorsunuz. Ayrılırken o partiden 3 tane milletvekili de ayrılmış. Bir takım isimleri belli olan, işte İbradı Belediye Başkanı ayrılmış. Başkalarının ayrılacağı söyleniyor. Görüşülecek onlarla. Ve nihayetinde siz ayrı parti kuracaksınız. Kalkıp ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeyeceğim, ben evladıyım, olmadı anasıyım demenin ben manasını gerçekten yani anlamakta zorluk çekiyorum. Bunları özellikle Mahmut Öğür'le konuşmak istiyoruz. Biz bu akşam yine hep beraberiz. Profesör Doktor Mehmet Şahin, Mehmet Acet, bendeniz Murat Yılmaz. Konuklarımız da ekranda belirdiler. Kendilerine hoş geldin demek isteriz. Mahmut Öğür, Sabah gazetesinin yazarı. Hoş geldiniz Mahmut Öğür. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hoş geldiniz Profesör Mahmut abi. Doktor Zakir Avşar, Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve öğretim üyesi. Hala dekanlık devam ediyor mu Zakir Hocam? Evet. Evet, ne Peki. Yalnız koltuğa kurulmuş gibi duruyor. Farkında mısın? Yani bak, buradan bir taş geldi. Artık aranızı halledin. Mehmet Şahin sanki koltuğa kurulmuş, kalkmayacakmış gibi diyor.
İstifa edemeyeceğim bir koltuktay Mehmetciğim. Peki. Şimdi Mahmut Övür'e dönelim. Mahmut Övür, Mahmut abi siz bunu yazıyorsunuz bir süredir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenleri yakından takip ediyorsunuz. Nihayetinde dediğiniz, daha önce siz yazmıştınız, olmak üzere Muharrem İnce ayrılıyor ve üçüncü parti geliyor. Ama siz aslında bir de dördüncü partiden bahsetmişsiniz. Geçtiğimiz hafta onunla ilgili de bazı kalemler yazdılar. O dördüncü partinin yolda olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni bir partinin daha çıkacağını ifade ettiler. İşte hatta Deniz Baykal'ın yine ismini siz de ifade etmiştiniz. Kızının ismini zikretmiştiniz. Bu sefer başka bir kalem bunları zikrederek yazdı. O cephede neler oluyor? Bu üç milletvekilinin istifası yanına başka isimler eklenerek devam edecek mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde bu içindeki problem siyasi yelpazede ne tür değişikliklere sebebiyet verecek? Sizi dinliyoruz. Şimdi şuradan başlayalım. Tabii CHP içerisindeki rahatsızlık, ya kusura bakmayın siz kendi sesimi duyuyor düzeltebilirler mi? Evet, arkadaşlarımız sesi alabilirler mi? Mahmut Övür'ün kulağına kendi sesi gidiyor, onu alalım lütfen. O evet. Biraz insicamı bozabiliyor konuşurken. Araya kendi laflarım gidiyor. Siz evet, devam ben edin, devam edeyim. De, bu arada düzeltmeye çalışsın arkadaşlar. Şimdi Murat İlmaz, bu tabii Kemal Bey'in 2010-22 Mayıs'ında kurultayla göreve gelmesinden sonra CHP'de bir değişim başladı. Yani o zaman ben zaten bunu belki birçoğumuz yazmışız. Ben değişimin çok böyle köklü bir değişim olmayacağını, yavaş yavaş bir değişim süreci başlayacağını söylemiştim. Öyle de oldu. Enteresan bir şey oldu. Yani Kemal Bey çok böyle CHP cenahında o dönem tabii ki büyük bir havayla geldi ama hani siyaseten çok büyük bir değişim yapacağı da beklenmiyordu işin doğrusu. Fakat çok enteresan bir şekilde Kemal Bey başta Deniz Baykal olmak üzere Önder Sav ve Deniz Bey'e yakın kim varsa hepsini yavaş yavaş elimine ede ede bugünlere kadar geldi. Yani bu rahatsızlık, bu son 3 milletvekilinin rahatsızlığı yeni ortaya çıkmış değil. Onlar da mesela 2018 seçimlerinden itibaren rahatsızlıkları bellidir. Ama onun etrafına bakın, çevresine bakın. Deniz Bey'in çevresi, işte Mustafa Sarıgül veya diğerleri, hepsinde bir rahatsızlık var. Yani Kemal Anadolu'lar, Mengüler, bunların hepsi bir rahatsızlık ve tek tek elimine edilerek bir noktaya geldi. Yani parti, CHP bir biçimde kendi rotasından, klasik CHP havasından çıkarak, yani dönüştürülmesi de onları tatmin etmeyen bir noktaya geldi. Bu tabii rahatsızlık yarattı. Bu rahatsızlık da vardı. Zaten hem ihraçlar bir taraftan devam ediyordu, hem tartışmalar devam ediyordu ama öyle bir siyasal zemin vardı ki bu bilinçli bir şekilde bence oluşturulmuş bir zemindi. Yani bu sadece 2010 sonrasına özgü değil, 90'dan sonra. Yani orada şöyle bir durum vardı. CHP AK Parti karşısında özellikle 2002'den sonra AK Parti karşısında bir kimsenin CHP'yi eleştirmeyeceği bir zemin yaratılmıştı. Yani CHP tek bir parti havasında ve onu eleştirmek, onun içerisinde bir tartışma, yeni bir açılım yapmak öyle kolay bir süreç değildi. AK Parti karşıtlığı üzerinden bir sosyolojiyi tahkim etme süreci yaşandı. Ve bu da başarıldı diye düşünüyorum. Yani o yüzden de çok fazla bunlar seslere çıkmadı. Yani partiye zarar gelmesin üzerine. Halen bile mesela sizin dördüncü grup dediğiniz grup, özellikle de Baykal'ın çevresindeki grup halen de aynı şeyi savunuyorlar. Yani Şahin Mengü şu anda CHP'den ayrılmamak gerektiğini, ona benzer isimler ayrılmamak gerektiğini, CHP'de Kemal Bey döneminin mutlaka biteceğini, hatta 2021'de olağanüstü bir kongre yapılacağı beklentisi var burada. Yani partiyi bırakmayalım. Çünkü CHP gibi bir markayı bırakmak istemiyorlar. Olağanüstü bir kongre bekliyorlar, öyle mi? Yani böyle bir beklentileri var. Gerçek, bana gerçekçi gelmiyor ama yani böyle bir beklentileri var. Onlar diyorlar ki yani parti, HDP ilişkisi, küresel, milli meseleler, diyelim ki Akdeniz, Kıbrıs meselesi, Libya meselesi, Karabağ meselesi, bu meselelerin hepsinde rahatsızlık duyuyorlar. Ama bunu da çok fazla, yani şimdi seslendiriyorlar ama geçmişte çok fazla seslendirmediler. Şimdi yavaş yavaş seslendiriyorlar. Buna rağmen bu ayrılık noktasını parti içerisinde halletmeye çalışıyorlar. O yüzden de bir olağanüstü bir kurultayla
CHP tabanının bu süreci sonlandıracağı gibi bir düşünceleri var. Gerçekçi olmasa da böyle bir düşünceleri var bu arkadaşların. Nereye gider onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Tabii onun partileşmesini isteyenler de var. Yani bir o grubun içerisinde bir grupta diyor ki biz partimizi kuralım. Yani Deniz Bey'in kızı ismi etrafında olabilir. Yani yeni bir isim etrafında olabilir. Böyle bir partileşme süreci bekleyenler de var. Muharrem İnce'ye de sıcak bakmıyorlar. Bunu da görmek gerekiyor. Ya da Mustafa Sarıgül'e de sıcak bakmıyorlar. Böyle bir durum var. Ben ama şu noktaya getireyim isterseniz. Son 3 milletvekiline getireyim. İşte o 3 milletvekili de aslında ulusalcı, Atatürkçü dediğimiz kesimi temsil ediyor. Yani onların içinden gelen, geçmişte de diğerleri de benzer şekillerde çıkışlar yapmışlardı. Yani bu ulusalcılar bir partiye giriyorlar, bir süre kalıyorlar, sonra elinde ediliyorlar. Şimdi geldiğimiz noktada onların söylediği de çok temel iki şey var. Yani bir, milli meselelerde CHP farklı, yanlış bir yerde duruyor. İki, terörle ilişkili, HDP ile mesafeli bir ilişkisini doğru dürüst bir raya oturtmamış. Bu çerçevede bir karşı çıkışlar var. Şimdi bu çıkışı nereye yönelteceklerini önümüzde göreceğiz. Tabii büyük olasılıkla da Muharrem İnce ile birlikte olacaklar. Ancak dedi Muharrem İnce bu süreci nasıl yönetecek, altını doldurabilecek mi siyaseten onu göreceğiz. Yani onu orada şöyle bir sorun, yani şöyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Eğer bu süreci doğru yönetirse çok ciddi bir kopuş yaşanabilir CHP'de. Ve CHP çok ciddi yalnızlaşabilir. Yani HDP'ye mahkum hale gelebilir. Ve gerçekten de marjinal sol ve HDP'yi destekleyen bir partiye dönüşebilir. Bu CHP'nin bir anlamda sonu olabilir. Nedir bu? Bu şu. Yani hem milli meselelerde hem HDP ile ilişkilerde Muharrem İnce ve bu ayrılan milletvekilleri doğru eksende Türkiye'ye ayakları basan bir siyaset üretebilirlerse il başkanlarından, belediye başkanlarından, belediye meclis üyelerinden ciddi rahatsızlık duyan bir kitle var. Ancak abi, bu kitle şu anda CHP'den kopmuş değiller. CHP'nin AK Parti karşısında bir odak olduğunu, yerel seçimlerde ciddi bir başarı elde ettiğini, bu başarıyı gölgelememek gerektiği gibi bir düşünceleri var. Bu düşünceyi aşabilmenin, bu düşünceyi dönüştürebilmenin tek yolu doğru aksta bir siyaset üretmektir. O abi, nedir? Abi, onu da Muharrem İnce bulacak. Şöyle bir sorumuz var. Çünkü artık basına da yansıdı. İki kavram üzerinden gidiyorlar. Bir, 10 Aralıkçılar diye bir tartışılan bir grup var biliyorsunuz. Bir de şimdi 29 Ekimciler diye. Aslında izleyiciler açısından bu kim bu 10 Aralıkçılar? 29, yani bunların argümanları ne? 10 Aralıkçıların. Evet hocam. Ve 29 Ekimcilerle bunların arasındaki fark ne? Bunu da aslında izleyicilere anlatsak iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani 10 Aralıkçılar Süleyman Çelebi'nin de içinde olduğu, Oğuz Kağan Salıcı'nın içinde olduğu, Canan Kaftancıoğlu'nun içinde olduğu, Şen Atalar diye bir profesör hocamız vardı. Burhan Şen Atalar Hoca. Şu anda parti meclisi üyesi aynı zamanda. Onun da başında olduğu bir siyasi hareket, bir partiye dönüşmeyen bir hareketti. 2005'te başladı hatırladığım kadarıyla. Bu hareketin tabii temel özelliği şu diye hatırlıyorum. Yani ilkelerini de açıklamışlardı. Yani bir defa CHP'nin o günkü CHP tarifi yapıyorlardı. CHP'nin artık neredeyse kapatılması gerektiğini, bir vakıf olması gerektiğini, sol hareketin Türkiye'de sol hareketin gelişmesinin önünde bir engel olduğunu, CHP olduğu için de solun gelişmediğini düşünen siyasi aktörlerden oluşan bir yapıydı. Bu yapı 2010 kurultayında işte o 22 Mayıs kurultayından sonra ciddi bir şekilde CHP içerisinde pozisyon almaya başladılar. Yani o süreç tabii çok enteresan bir süreçtir. Yani sadece 10 Aralıkçılar değil, aynı zamanda FETÖ'nün de bağlantı kurduğu bir süreçtir. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü FETÖ birkaç gündür yazıyorum. Baykan Aydemir mesela 18 Aralık kongresiyle CHP'ye gelip parti meclis üyesi olmuş ve 1107 oy almış bir siyasi aktördü. Ve bugün FETÖ ile birlikte Amerika'da çalışıyor. Enteresan bir süreçti bu. 10 Aralıkçılar da böyle bir yapı. Bu yapı geldi partide etkili oldular. Şu anda partinin örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı. Bunlar tabii bir biçimde parti CHP içerisine girince eski tezlerini de revize etmeye başladılar. Nasıl revize ettiler? İşte daha Atatürkçü, daha Kemalist görünmeye çalıştılar. Oysa tam tersi bir siyasi, daha sivil bir solu savunduklarını söylüyorlardı. Ama geldiler CHP'nin içerisinde pozisyon almaya başlayınca Kemal Bey'le birlikte biraz değiştiler. Öyle ya da ne denir ona?
farklı görünmeye çalıştılar. Böyle bir yapı. Ama bu yapının içinde ilginç bir şey daha var. Canan Kaftancıoğlu gibi bir siyasi figür var. Bu da büyük olasılıkla CHP dışı sol, marjinal solu, sosyalist soluyla ilişkiyi sağlayan bir aktör pozisyonunda. Yani 10 Aralık içinden gelmiş olsa bile böyle bir aktör. Diğer 29 Ekimciler dediğinizde daha ulusalcı Kemalistlerin oluşturduğu bir yapıdır. Buna benzer birkaç grup var. Yani sadece o değil. 9 Eylül var, başka gruplar var. Bütün bunlar kendi aralarında artık CHP'de bir pozisyon alamıyoruz. CHP'de etkin olamıyoruz. Bir kaygısı üzerinden partinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen siyasi eğilimler, hizipler diyelim. CHP çok tabii hizibe çok daha yakın bir parti. Böyle bir yapı var. Yani ana aksla şöyle söyleyeyim, bugünkü siyasi zemin açısından bakarsak CHP'de çok ciddi şekilde bir küreselci, ulusalcı, küreselci, millici tartışmasının yansımalarıdır bunlar. Çünkü AK Parti karşısında her birisi aynı benzer pozisyonlar aldığı için çok açıktan bunu söyleyemiyorlar. Ama içlerinde emperyalizme karşı CHP'nin pozisyon almamasını, ABD'ye karşı almamasını, ABD'nin mesela Suriye'deki PYD, YPG, PKK ilişkisine silah yağdırması, buna karşı CHP'nin ses çıkarmamasını, FETÖ'ye karşı ciddi anlamda bir karşı duruş sergilememesi, bütün bu kesimleri rahatsız ediyor. Ama dediğim gibi AK Parti düşmanlığı ya da AK Parti karşıtlığı üzerinden bunu çok seslendiremiyorlar. Böyle bir geldiğimiz bu noktada CHP'yi içerisinde ciddi bir kargaşa olduğunu gösteriyor. CHP'nin de giderek daha marjinal solda HDP eksenli bir partiye doğru evrileceğini görüyoruz. Tabii şimdi, burada bir paradoks da şurada. Bugün bir şunu söyleyeyim, vardı. Devam edin. Buyur. Murat Yılmaz. Buyur. Çok temel bir paradoks da şurada. CHP'nin ana kadrosu şu anda marjinal sola sempatiyle bakan, HDP'ye sempatiyle bakan bir kadro. Bu Oğuz Kağan Salıcı dahil hepsine. Yani o kadar dışarıdan gelmesine rağmen, ılımlı sosyal demokrat sol olmasına rağmen böyle bir enteresan bir siyasal kadrosu var. Fakat Kemal Bey de tam bunun tersi de şöyle bir siyasetle izliyor. Efendim sağa hoş görünelim, muhafazakarlara hoş görünelim, muhafazakarlardan bir kısım devşirelim kadroları, onlarla da ilişkimiz olsun. Enteresan bir durum. Yani bir paradoksla da karşı karşıyalar. Yani bir tarafıyla marjinal solu HDP'yi kadrolunda barındırıyor ama bir taraftan da böyle muhafazakarlara selam çakan bir pozisyon. Şimdi bugün bir tweet vardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek evet. Rahatsızdı biliyorsunuz, iyileşti. Bu tweetinde diyor ki işte şimdiye kadar ne yaptıysam onlar hak etti. Bundan sonra yapacaklarım da sırasını beklesinler diyor. Şimdi ben o tweet'e baktım. Hani takip ettiğim bir isim değil ama etkileşimlerine bakınca yani neredeyse milyonluk etkileşimler almış tweet. Yani şimdiki rakam bilmiyorum ama yani 50 bine yakın beğeni vardı. Yani şeylere bakınca etkileşimlere gerçekten belki milyonluk bir etkileşim görmüş. Şimdi bunun mesela ideolojik bir yönü de yok. Ama hani buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizin işaret ettiğiniz o paradoksları yani partiyi yönetmek, ittifakı yönetmek, partinin içini dizayn etmek, ideolojik bir karmaşa hali var. Ama bunun ötesinde bunlarla ilgisi olmayan Muhittin Böcek gibi bir isim de mesela rahatsız ve bunu hani deklare ediyor. Bu da çok büyük bir heyecanla karşılanıyor. Açıkça da yazıyor. Hani 2-3 cümleyle de hani bunu değerlendirirseniz öyle Zakir Hoca'ya geçelim. Ya Muhittin Böcek biliyorsunuz ana vatan kökenli bir siyasi aktör. Yani ana vatandan gelme bir yerel siyasi aktör. Ama CHP'de bu son dönemde özellikle rahatsızlığı sürecinde CHP içerisinde ciddi bir gerilim yaşattılar. Yani onun gidebileceği ihtimali üzerinden yönetime el koyan ya da daha doğrusu yönetim istediği gibi ele geçirmeye çalışan bir CHP'li grup var orada. Ona karşı bir tavır aldı ve genel merkezde de ilişkileri bu açıdan çok limoni ve bozuk durumda. Hatta ayrılabileceği bir kısmı diyor ki AK Parti'ye geçebileceğini söylüyor. Bir kısmı da şu anda Muharrem İnce ile görüşmeler yaptığını söylüyorlar. Ha, onun arkasında da böyle bir rahatsızlık da var yani öyle mi? Başka bir partiye geçme ihtimali de var. Yani onu zaten çok söylüyorlar. Yani o tweetlerin altına baktığınızda görürsünüz zaten. Orada da var. Yani siyasi kulislerde de konuşuluyor. Yani yüksek sesle de AK Parti'ye geçme ihtimalinden söz ediliyor. Ama Muharrem İnce ile de böyle bir görüşme yaptığı söyleniyor. Teşekkür ederiz.
İsterseniz Zakir Hoca ile devam edelim. Zakir Hocam şimdi bir isterseniz CHP'ye bu Mahmut Öğür'ün genişlettiği çerçeve içerisinden, pencereden bir bakalım. İsterseniz bunu bir de İYİ Parti'de bir süredir biliyorsunuz Ümit Özdağ'ın başlattığı bir tartışma vardı. O tartışma devam ediyor. Ümit Özdağ grup toplantılarına, milletvekillerinin yaptığı toplantılara davet edilmiyor. Yani ihraç kararı kalktı ama Ümit Özdağ'ın ifadesiyle partiye dönebilmiş değil. Ve yeniden İYİ Parti'den ihraç edilecek bir yol, yöntem, sebep ya da nasıl bir şeyse o aranıyor. Yani İYİ Parti'de de benzeri bir rahatsızlık var. Bunları beraber değerlendirirsek resim nasıl görünüyor sizin pencerenizden? Peki, teşekkür ediyorum. Herkese öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Şimdi tabii istifalar CHP'den olmadı. İstifalar yeni CHP'den oldu. Öncelikle bunu bir ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte kendisini yeni CHP olarak adlandırmaya başladı. Ve bu yeni CHP biraz evvel işleyebildiğim kadarıyla teknik sorunlardan dolayı Mahmut Öğür'ün çizdiği perspektifle farklı bir konsept içerisinde, farklı bir boyut içerisinde siyaset yapmaya uğraşıyor. Bu siyaseti yaparken de daha geniş kitleleri belki de almak için içerisine veya farklı pragmatik sebeplerle kendi içerisinde çok ciddi çatışmalar yaşıyor. Bu çatışmaların yansıması bugün 3 milletvekiliyle bir şekilde kendini gösterdi ama biraz daha farklı bir şekilde. Aslında bu anlaşmazlıklar çok daha öncesinde de Sayın Öztürk Yılmaz'ın istifası, yine tekil olarak başka istifalar, Canan Kaftancıoğlu'na itirazlar gibi pek çok şeyle ortaya çıkmıştı. En sonunda kongrede biliyorsunuz ki ortaya çıkmıştı. Tuncay Özkan gibi vesaire bir takım isimlerin de yine bu hareket tarafından çizildiğini hep beraber görmüş idik. Tuncay Özkan'a ve diğer genel başkan yardımcısına Sayın Kılıçdaroğlu bir nevi sahip çıkarak onları tekrar parti içerisinde baş danışman sıfatıyla görevlendirdi ama biliyorsunuz ki partinin yetkili kurulları içerisinde bu arkadaşlar görev alamadılar. Yani orada çok ciddi anlamda çok sert tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışmalara bazı isimler bu şekilde istifa ederek, kendilerini dışarıya atarak tepki veriyorlar. Bazıları da içeride bir şekilde mücadele sürdürme çabası içerisindeler. Ama ben bu istifaları Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil de yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalar olarak görüyorum. Dolayısıyla da Muharrem İnce'nin biraz evvel sizin ifade etmiş olduğunuz gibi hani bir yere tam olarak yerleştiremediğimiz açıklamasında bu çerçevede değerlendiriyorum. Muharrem İnce diyor ki yani biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bu kesinlikle böyle bir şey. Fakat bizim istifaya hazırlandığımız veya istifa ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi bizim partimiz değil. Bu geldiği noktadan biz artık burada siyasetimizi sürdüremeyeceğiz. Esas dönüyoruz, kurtarıyor muyuz diyor hocam. Bir nevi CHP'yi kurtarıyoruz diyor. Aslında şunu yapıyor. Öz hakiki CHP'yi kuracak. Rahmetli Ecevit de Demokratik Sol Parti'yi kurarken CHP'yi olduğu gibi bırakmıştı. CHP'nin genel başkanlığından da istifa etmişti. CHP'nin üyeliğinden de istifa etmişti. Ve gidip yeni bir şey kurmak suretiyle ancak bu şeye. Deniz Baykal Allah sağlık versin. İlk önce yaptığı şeylerden birisi neydi? CHP'yi hiziplerden kurtarma mücadelesiydi Deniz Baykal'ın da. Dolayısıyla da şimdi gelinen nokta yeniden CHP'nin birçok hizbin kontrolü altına girdi veya o hiziplerin mücadelesinin devam CHP ettiği ama... CHP nasıl kurtulur tartışması evvel yapılacak artık, öyle mi? Evet. Kesinlikle ona... Yani CHP'liler CHP nasıl kurtulur diye tartışacak. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Siz biraz evvel 29 Ekim vurgusu da yaptınız. 10 Aralıkçılara karşı Mehmet Ali Çelebi ve arkadaşlarının Sayın Kılıçdaroğlu'na yazmış olduğu mektubun tarihini 10 Aralık 2020... Yani esasında onlar sembolik olarak da mektubu yazdıkları günde Sayın Kılıçdaroğlu'na bir mesaj vermişlerdi. Kılıçdaroğlu ve arkadaşları nasıl olsa bunlar partinin içerisindedir, bir dışarı sızmaz düşüncesi içerisinde bu mektubu çok ciddiye almadılar. Veya bu mektubu yani mektup aslında eski hocam öyle mi? İstediler.
Mektup eski, 10 Aralık'ta gönderilmiş yani. 10 Aralık 2020 mektubun tarihi. Evet. Nazire var. Mektubun evet. Orijinaline bakarsanız üzerinde de yazar. Yazar zaten, üzerinde yazıyor. Buyurun. Şimdi bu tarih tesadüfen seçilmiş değildir. Bu tarih bir itiraz tarihidir. Yani partinin gittiği yeri, blokajını ortadan kaldırmak için özellikle seçilmiş bir tarihtir. Yani şimdi Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin özgeçmişine baktığınız zaman çok parlak bir subay olduğunu görüyorsunuz. Girdiği bütün okullar ilkokuldan itibaren birincilikle bitiren, harp okulundan da dördüncülükle mezun olan bir Teğmen bu. Sonrasında da pilot olmuş bir genç insan. Kabiliyetli olduğu, vatanperver olduğu yani bir şekilde ortada olan bir insan. Yani başına bir takım felaketler gelmiş FETÖ'den dolayı vesaire. Çok sevdiği silahlı kuvvetlerden ayrılmak durumunda kalmış. Ama hiç kimse onun vatanperverliğinden, inançlarından şüphe edemez. Dolayısıyla da o şimdi partisinin içinde bulunduğu bu sıkıntıyı görüyor ve bir şekilde uyarıcı olmak istiyor. Diğer taraftan Hüseyin Avni Bey çok deneyimli bir siyasetçi, çok önemli bir insan. O parti içerisinde öyle bir tarafa atılacak bir insan değil. Tabii bu iki insanın o mektuptaki uyarılarını Cumhuriyet Halk Partisi çok dikkatli bir şekilde incelemiş olsaydı bugünkü bu usluplarla cevap verme yoluna gitmezlerdi. Gördüğüm şudur. Cumhuriyet Halk Partisi hala kendilerine o mektupla verilen mesajı çok da irdelemiş, anlamış değil veya anlamazdan geliyor. Veya hala aynı suskunluk sarmalını bir şekilde sürdürmek istiyor. Dikkat ederseniz. Zakir Hocam, sizin söylediklerinizden şöyle bir manşet çıktı. Yeni CHP'nin eski CHP ile iletişimi hatlarında bir kopukluk var. Bir kopukluk var. Burada birkaç hususa daha Muratcığım müsaadenizle değinmek istiyorum yine. Bugün itibar suikastleri vardı istifacılara ilişkin olarak dikkat ederseniz. Evet, her partiden istifalar olur. Bu partilerden istifalar olduğu zaman da mutlaka o istifaların bir şekilde haksızlığına ilişkin olarak bazı değerlendirmeler yapılır. Niye istifa etmiyor? Partiden istifa etti, milletvekilliğinden de istifa etsin, şu olsun, bu olsun ama daha absürt bir iddia vardı. O da şuydu. Bu milletvekili olarak ne yapmış? Kaç tane kanun teklifi vermiş? Kaç tane soru önergesi vermiş? Falan gibi bir takım bir şeyler. Bir gazeteci sordu bunu. Evet, bir gazeteci sordu. Tam bir troll soruydu esasına bakarsanız. Ve Mehmet Ali Çelebi de ona çok net bir cevap verdi dikkat ederseniz. Şu anda Mehmet Ali Çelebi'nin verdiği o cevaba baktığınız zaman parlamentoda en fazla kanun teklifi veren, en fazla soru önergesi veren, araştırma önergesi veren milletvekili olduğunu görüyorsunuz. Yani çalışkanlık noktasında da sayın milletvekilinin herhangi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer vekillerinin gerisinde kaldığını söylemek mümkün değil. Tam tersine parlamento grafiği içerisinde en önde, en fazla üreten milletvekili olduğunu da bu şekilde görüyoruz. Şimdi bu milletvekiline de öyle bir trollük yapıyorlar ki sanki hiç çalışmamış, hiç üretmemiş, hiçbir şey söylememiş, sadece gelmiş, yemin etmiş ve sessiz kalmış bir adam muamelesi yapmak istediler dikkat ederseniz. Yani klasik bir şekilde onu boğmak, sesini yok etmek gibi bir çaba içerisine de girdiler. Doğal olarak da böyle hocam, siz gazetecilik yani iletişim okulundasınız. Böyle mi öğretiyorsunuz? Böyle mi gazetecilik yapılması lazım diye onlar öğretiliyor. Başka yerden mezun. Yani hani bu neticede sizin dediğiniz gibi bir gazeteci yani insan sorduğu soracağı soruyu bir araştırmaz mı? Muhatabını evet, bir araştırmaz mı? Bu nasıl bir soru? Sayın Acet tabii ki bu konuların pratiğini çok daha iyi bilir. Çok basit Sayın Övür de Sayın Acet de sonuç itibariyle kendilerine böyle bir haber gelse bunun kaynağını sorarlar. Veya iyice araştırdınız mı diye o muhabiri bir şekilde yönlendirirler. Kuşkusuz ki biz böyle yetiştirmiyoruz. Bu kesin. Fakat karşılaştığımız manzara ne yazık ki bu. Hiç kimse Mehmet Ali Çelebi'nin parmağıyla işaret ettiği yere bakmıyor. Sadece onun parmağının ucuna bakıyorlar. Halbuki Çelebi'nin işaret etmiş olduğu, Hüseyin Avni Bey'in işaret etmiş olduğu yere baksalar, çünkü üçüncü istifa bir vefa istifası dikkat ederseniz, o zaten onu açıkça ifade ediyor. Diyor ki, ben bütün siyasi hayatım boyunca Muharrem İnce ile beraber oldum. Dolayısıyla da o da tabii ki ilkesel bir perspektif ortaya koymak suretiyle Sayın Özel de istifasını açıklıyor ama ben onun istifasını daha çok bir kişisel vefa hareketi olarak değerlendiriyorum. Yani Sayın Özel'in istifasını diğer iki istifadan biraz daha farklı bir çerçevede ele alıyorum.
Gayet tabii ki vefa da çok güzel bir şeydir siyasette. İnsanların beraber yol yürümüş olduğu arkadaşlarına sadık olmaları, onların ilkeleriyle, prensipleriyle bir karara varmaları da gayet tabii ki güzel bir şeydir. Bu noktada eleştirilecek bir şey yoktur. Bu vefayı gösteren insanlara siz niye vefa gösteriyorsunuz diye de soramazsınız gayet tabii ki. O vefayla gelmiştir, o vefayla da gayet tabii ki hareketleyecektir. O ayrı bir şey mi? Ama bu iki diğer sayın milletvekilinin istifasında ortaya koymuş oldukları mektuptaki maddeler gerçekten önemli maddelerdir. O maddeler daha evvel farklı şekillerde dile gelmiştir. Farklı isimler tarafından da dile gelmiştir. Şimdi biraz evvel Sayın Böcek'in tweetini okudunuz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tweetini. Esasında ben bu tartışmaların bağlamından çok farklı bir yerde ele almıyorum onu da. Sayın Böcek gördüğüm kadarıyla son derece ilkeli siyaset yapan bir insan ve bu ilkeli siyaseti içerisinde o hastalığı esnasında yaşananları kendisine de partisine de yakıştıramadığı için bu feveranları bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü görüldüğü üzere biraz biyografik inceleme yaptığımız zaman Sayın Böcek'in de siyasi hayatında herhangi bir kırılma olmadan son derece prensipli bir şekilde vefalı bir şekilde hareket ettiğini ve insanların sevgisini kazandığını görüyorsunuz. Şimdi kendi partisinin kendisini ölüm döşeğinde yalnız bıraktığını, hiçbir şekilde ilgilenmediklerini, tam tersine ölecek nasıl olsa diye bir koltuk paylaşımı içerisine girdiklerini, biraz evvel Mehmet Şahin ironik bir şekilde bana bir koltuk göndermesi yaptı ama tabii oturduğumuz koltuk kendi koltuğumuz dedik evimizde. Şimdi tabii ki orada o koltuğun bir kavgası vardı. Şimdi o koltuğun kavgası yeni CHP'nin esasında hangi çerçevede örgütlendiğini de ortaya koyuyor. O koltuğa aday olarak kimler gösterilmişti Sayın Böcek'in yerine? Biraz ona da bakmak lazım. Nasıl bir profil tasarlanmıştı? Hangi isimler ortaya konmuştu? İşte şimdi esas Sayın Acet ve Sayın Öğür o profillere de herhalde biraz daha değineceklerdir. Dolayısıyla da o koltuk da yine klasik CHP'den veya bildiğimiz CHP'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı bu yeni CHP'nin çerçevesi içerisinde ama yeni CHP profiliyle alamayacakları yerleri bu yeni CHP'li profillere vermek üzere bir hazırlığı da gösteriyordu. Zakir Şimdi Hocam, buradaki esas mesele budur. Zakir Hocam, bir ilgimi çeken şey oldu. İstifa ederken beraber izliyorduk. Hatırlıyorum şeyi. 3 evet. CHP milletvekilinin evet. şeyini, istifa haberlerini. Ama ondan sonraki süreci izledim. CHP'li olmayıp da CHP'nin, yeni CHP'nin sırtına binmek isteyen, yapışmak isteyen daha doğrusu, CHP'nin sırtına yapışmak isteyenlerin şiddetle eleştirdiğini ve karşı çıktığını, böyle tepkisel tavırlar ortaya koyduğunu gördüm. Bunun nedeni ne olabilir? CHP'li değil ama yani bu istifalara kızıyor. Böyle bir tepki olduğunu görüyorsunuz. İyi Parti Genel Başkanı da kızdı herhalde. Takip ettiniz mi Zakir Hocam? Bunu gazetecilerden falan da gördüm. Belki gazetecilerden iyi partililer de kızdı. Tabii niye, ne oluyor falan diye böyle bir ciddi bir kızgınlık gördüm. Bunun sebebi ne olabilir? Siyasi partilerin genel olarak şöyle bir ilkeyi benimsemeleri lazım. Milletvekilleri bulundukları siyasi partilerden istifa edebilirler mi edemezler mi? Önce bunu bir netleştirmemiz lazım. İstifa bir haktır. Siyasi partilerde eğer partiler kendi çizgilerinden sapıyorlarsa milletvekilleri seçmeni aldatmak, sonuna kadar aldatmak gibi bir yola sapamazlar. Doğal olarak da burada milleti aldatan, milletin oyuyla gelip de sonunda tersi yapan kim? Partinin bizatihi kendisi mi? Yoksa o istifa eden 3 milletvekili mi? Bunu farklı farklı boyutlardan tartışabiliriz. Sayın Çelebi'nin mektubuna, Sayın Çelebi ve Aksoy'un mektubuna atıfla yeniden bakarsak oradaki söylenenlere, oradaki söylenen şu, seçmenin karşısına çıkan Cumhuriyet Halk Partisi ile, tüm milletvekillerini seçtiren Cumhuriyet Halk Partisi ile bugün karşılaşmış olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi aynı değil. Dolayısıyla seçilenler kendileri aynı olduklarını ifade ediyorlar. Kendilerini seçen seçmene söyledikleri, gösterdikleri yüzle bugünkü gelinen partinin yüzü arasında fark olduğunu iddia ediyorlar. Dolayısıyla onlar diyorlar ki biz seçmenimize böyle bir vaatle, böyle bir yüzle çıktık, böyle bir söylemle çıktık. Dolayısıyla biz söylemimizin arkasındayız. Vekil olarak bu söylemimizle devam edeceğiz. Yani şimdi baktığınız zaman bu. Ama diğer taraftan da tabii şöyle bir şey var. Siyasetin kendi pragmatik bir dünyası var.
Bu pragmatik dünya içerisinde siyasetçiler her zaman şunu söylerler kendilerinden istifa olduğu zaman. O zaman milletvekilliğinden de istifa etsin. Peki bunu söyleyen siyasiler şunu hiç yaparlar mı? Kendilerine gelen milletvekili ile ilgili başka partilerden yapmazlar. Umumiyetle bu noktada herkes istifa ettikten sonra, bağımsız kaldıktan sonra bağımsız kalan milletvekiline kapıları aralar bir şekilde. Büyük ölçüde uzlaşırlar, anlaşırlar ve kapıları aralarlar. Netice itibariyle İYİ Parti kurulurken Milliyetçi Hareket Partisi'nden 4 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1 milletvekili partilerinden istifa etmek suretiyle bu partiye katılmışlardır biliyorsunuz. Yani madem böyle seçildikleri yere sadakat, o partinin oylarıyla seçildiği gibi bir söylemle bulunuyorduk. O zaman o gün o kapıyı aralamayacaktınız. Hayır, sizi şimdi almıyoruz, döneminiz bittikten sonra alırız gibi bir şeye girecektiniz. Bu girilmedi. Diğer taraftan 15 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İYİ Parti'ye ödünç verildi mi? Verildi. Peki ilke varsa, prensip varsa bunu nereye koyacağız o zaman? Dolayısıyla bunların tamamı bugün için popülist söylemlerdir. Çok yerinde söylemler değildir. Mantıklı, makul söylemler de değildir. Çünkü her milletvekili istifasının arkasında o milletvekilinin kendisini ifade edeceği bir haklılık çerçevesinin, perspektifinin bulunduğunda göz önünde tutmamız gerekiyor. Hocam teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Devam edeceğiz. Mehmet Ecet'e dönelim. Aslında hani bu konu hakkında epey geniş bir pencereye sahip olduk. Ama Mahmut Öğül'ün söylediği bizim de dikkatimizi çeken bir husus var. Yani bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu ittifakı parti dışında genişletmek, sağ açılmak istiyor. Hatta partiye de dışarıdan sağdan bir takım isimler getiriyor. Sembolik olsa bile onlar da çok kısa zamanda CHP'lilerden daha hızlı CHP'li oluyorlar. Diğer taraftan partinin içerisinde... Hatta sağ sol yoktur dedi. 18. yüzyıl kavramlarıdır dedi yani. Evet. Sağ sol yok dedi. Sonra kalktı bu lafı da etti Sayın Kılıçdaroğlu. Ama içeride beraber Mahmut Öğür işaret etti. Partiyi dizayn ettiği ekol aslında hani daha sol olarak bilinen, hatta işte radikal solla İstanbul İl Başkanı örneğinde olduğu gibi evet, ilişki kuran bir ekip var. Diğer taraftan da ama sağ solda yok diyorlar. Şimdi ben mesela şunu gerçekten daha sonra Mahmut Öğür de buna katkıda bulunabilir. Hani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mesela arama konferansı yapılsa, mesela program konferansı yapılsa, kurultayı yapılsa ve oradan şöyle bir karar çıksa. Bizim partimiz gerçekten sağ sol bitmiştir. Bu geçmiş dönemdeki solculuktan vazgeçmiştir. Biz artık bundan böyle şu istikamette, şu programla siyaset yapacağız dese anlayacağım. Ama böyle bir çalışma yok. Partinin içerisinde bunlar tartışılmış değil. Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir takım yani ajanslar üzerinden bir PR yürütür gibi açıklamalarda bulunuyor. Dolayısıyla bundan ikna edicilik vasfı da az. Evet. Ama ben şunu merak ediyorum. Yani bu mesela tablo, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tablosu bir CHP tabanında ne tür hani rahatsızlıklar veya memnuniyetler meydana getirir? İki, Millet İttifakı içerisinde ne tür gelişmeleri tetikler? Şimdi ben o zaman şöyle, yani iç içe sorular sordunuz hocam. Millet İttifakı'nda ne tür gelişmeleri tetikler? Ben birkaç gün önce İYİ Parti'nin önde gelen vitrinindeki isimlerden biriyle konuştum. Şöyle bir ifade kullandı. Bunu da burada not olarak düşmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi mezhepçi bir kadrolaşma peşinde şeklinde bir ifadesi oldu. Bu netlikte söyledi. Evet, şu anda görevde mi? Bu netlikte. Şu anda İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden bir tanesi. Ama bu tabii bu nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafe koyacağız diye devam ettirmedi tabii cümlesini. Yani böyle bir ifade kullandı ama başka başka gerekçelerle CHP ile niye ittifak halinde olduklarını da savunmaya devam etti. Şimdi sorunuzun içindeki ikinci kısmına şöyle cevap vereyim hocam. AK Parti biliyorsunuz her ay gündem araştırması yaptırıyor ve birden fazla anket firmasıyla çalışıyor. Bu rakam bazen 8'e kadar çıkıyor. Bir ara sabitti, 4-5 tanesiyle çalışıyorlardı. Aylık. Aylık tabii. Şimdi burada yapılan anketlerde Muharrem İnce de soruluyor seçmene. %5 ile 6 arasında AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde Muharrem İnce'ye açık uçlu sorularda bir destek, oy vereceğini söyleyen bir kitle çıkıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı için. Yani genel olarak ucu açık soru sorularda.
İkincisi de İzmir'de %18 mesela, bu da benim çok ilgimi çekti. Muharrem İnce Türkiye genelinde %5-6, İzmir'de %18 destek veriliyor. O çok enteresan bir metaj. Genç Parti teyit etmek için Genç Parti bir de Demokratik Sol Parti orada kuvvetlidir. Evet. Artı bunu şuraya bağlayacağım. Yani bu verilerin bize sunduğu şey şu bana göre. Biraz önce Zakir Hoca da Mahmut Övür de etraflı bir şekilde bu istifaların ve Muharrem İnce'nin niye parti kuracağını anlattılar. İzmir özelinde şunu da söylemeliyiz. Yani iki temel rahatsızlık unsuru mevcut CHP yönetiminden. Bir, Atatürkçülük ilkesinden uzaklaşmak, partinin kurucu değerlerden uzaklaşması. İki, HDP ile yakınlaşma. Bu da belediye üzerinden özellikle gerçekleşiyor. İzmir özelinde de Muharrem İnce'ye bu kadar yoğun rağbet gösterilmesinin arka planında da Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ulusalcı, Kemalist, Atatürkçü çevrelerde mevcut parti yönetimine bir rahatsızlık duyuldu. Ve Muharrem İnce'ye bunu ekleyebiliriz. Ya da bunu işte Ege bölgesinden sahile kadar, Akdeniz'den aynı şekilde benzer reflekslerle, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ciddi bir kitle var. Ulusalcı, Kemalist, Atatürkçü çizgideki kitleler parti yönetiminden çok rahatsızlar. İşte biraz önce Mahmut Övür de söyledi. İki tane temel, bu üç milletvekilinin, Mehmet Ali Çelebi'nin açıklamalarına da yansıyan iki temel problem var. Onların problem olarak gördükleri. Yani tekrar edelim. Biri HDP ile yakın işbirliği içinde olması partinin. İkincisi de partinin kuruluş değerlerinden, Atatürkçü çizgiden uzaklaşması meselesi. Zakir Hoca dedi ki hani istifalar CHP'den değil, yeni CHP'den dedi. Bu anlamıyla doğru. Yani geleneksel son 10 yıldaki CHP ile 10 yıl öncesine kadarki CHP arasındaki fark üzerinden bir değerlendirme yaparsak, Muharrem İnce'nin kuracağı parti 10 yıl önceki Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugünkü CHP'den yakın bir CHP bana kalırsa. Yani o işte gerek HDP konusunda, gerek diğer işte Atatürkçülük konusunda, hepimiz biliyoruz kendi deneyimimiz içerisinde de Deniz Baykal döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi çizgide olduğunu hepimiz biliyorduk. Dolayısıyla burada Muharrem İnce'nin kuracağı bir parti, o geleneksel CHP çizgisine bana göre de daha yakın bir çizgide olan bir CHP'dir. Biraz mevcut bu yönelimler, işte 10 Aralık hareketi vesaire, bunlar da konuşuldu. Biraz işte SHP diye bir... SHP'lileşme. Evet. Sosyal Demokrat Halk Partisi, Halkçı Parti vardı bir zamanlar biliyorsunuz. Bu zaten çok kadim. O zaman biliyorsunuz DEP miydi? Onlarla da Heple. Doğru söylüyorsunuz. Bu 90, çok böyle kadim, geleneksel bir ayrışmadır bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Yani bu 10 Aralık hareketi, yani SHP çizgisinde bir parti mi olmalıyız, yoksa işte biraz daha bu ulusalcı Kemalist çizgide bir parti mi olmalıyız? Çok böyle kadim bir tartışmadır CHP içerisinde. Bir de şunu da söyleyeyim, ben hani zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde siyaset yapan isimlerle konuşuyoruz. Ben şimdi bu konuyla ilgili yazı yazarken bir 6 ay önce konuştuğum CHP'nin yine önde gelen vitrin isimlerinden biri. İsim vermiyorum çünkü kendisi isim vermemizi istemeden konuşuyordu. İşte Muharrem İnce ile ilgili geçici bir heves vazgeçecektir. İşte böyle kendisini konuşturmayı sever, unutulmayı sevmez. Ben işte parti kuracağını falan da zannetmiyorum. İşte kendini konuşturuyor demişti. Fakat gelinen nokta itibariyle bu görüş karşılığını bulmadı. Bir şey daha söyleyeyim. Bir öngörü olarak şunu da söyleyeyim. Yani hani Deniz Baykal'ın şeyi vardı ya, bir cümlesi. Her partinin bir siyasal ağırlığı vardır, bir sayısal ağırlığı vardır. CHP sayısal ağırlığı, siyasal ağırlığının önünde olan bir partidir. Bunu niye aktardım? Şunun için, yani 3 tane milletvekili istifa etti. Bu şimdi aritmetik olarak pek bir şey ifade etmiyor. 138'den 135'e düştü. Yani ona bakarsanız 15 tane milletvekilini bir çırpıda Sayın Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye vermişti seçimlerden önce. Niye? Bir sorun yaşamasınlar seçimlere girmek için diye. Fakat bu siyasal anlamda bir şey ifade etmese de, sayısal anlamda bir şey ifade etmese de siyasal anlamda ifade ediyor. Biraz önce verdiğim örnekler bunun bir işareti. Yani bir karpuzun ortadan ikiye bölünmesi gibi ya da bir elmanın iki yarısı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi ihtimalini, riskini barındırıyor bu hareketlenmeler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tabanında %25 oy alıyorsa bunun yarısı ulusalcı, Kemalist, Atatürkçü çizgide
bu kavramlara göre pozisyonunu almış kesimlerden oluşuyor. Diğer geri kalan kısmı mevcut parti yönetiminin politikalarına, tutumuna daha yakın bir yerde duruyor. O nedenle ben siyasal ağırlığının, yani Muharrem İnce'nin kurduğu partinin siyasal ağırlığının çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Geldiği çizgi, savunduğu çizgi. Tabii, onu gösteriyor. CHP tabanı açısından bir çekim merkezi. Bir çekim merkezi olacak ve ciddi bir kitleyi kendisine çekebilecek. Zaten anketlerde de az önce verdiğim örnek, özellikle de İzmir örneğini o nedenle verdim. Bu duyarlılığın zirve yaptığı bir şehirdir İzmir. Teşekkür ederiz. Ben bir şeyi biraz daha açmak istiyorum. Mehmet Acet dedi ya, hani bizi arıyor, isim vermeyelim diye. Bu hani değerli seyircilerimiz için yani sık oluyor bu. Hani isim vermeden bir şey anlatmaya çalışıyorlar diye düşünmeyin. Çünkü bu programdan sonra da bizleri arıyorlar. Off the record diyorlar. Evet, muhtelif siyasi partilerden arayanlar oluyor. İsim vermek istemeyenler oluyor. Ama o isim verilmese bile o görüşünün kullanılmasını, değerlendirilmesini de istiyor. Bu parti içerisindeki anlaşmazlıklar dolayısıyla böyle şeyler zaman zaman yaşanıyor. Şimdi Mehmet Şahin, sen ne birkaç dersin? Not aldım, biteni... Hocam, birkaç not aldım. İlgimi çeken şey var. Acet söylerken işte milletvekili verdi biliyorsunuz İYİ Parti'ye. Evet, zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir gelenek var. Bazı partilere milletvekili veriyor, bazı partilere seçmen veriyor. Yani bunu söylememin sebebi şu. Nasıl seçmen veriyor onu bir hatırlatsın. Çünkü en son İYİ Parti'ye biliyorsunuz 2018'e giderken milletvekili verdi. 2015 seçim 7 Haziran'a giderken de HDP'ye seçmen verdi. Ondan önce de verdi. Ondan önce de seçmen verdi. Hatta MHP'ye verdi. Evet, 2018'de her evden, her evden neydi? 4 kişiden bir kişi mi? 3 kişiden bir oy. Her evden bir oy diye, çünkü evet, bunu söylemekte fayda var. CHP'nin genel başkan yardımcısı açıkladı. Ben verdim diye. O isim diye de verelim. Hayır, HDP'ye verdiler ama ondan önce de MHP'ye verdiler. Yani bu CHP'nin hali ne olacak gerçekten? Yani şimdi, hani bir insan istikrarlı bir şekilde hep HDP'ye verin falan diyebilir de, bir HDP'ye bir MHP'ye verince, ondan sonra İYİ Parti'ye de milletvekili verince burada bir tuhaflık oluyor. Yani bu gerçekten parti seçmeninin, parti çizgisinin daha sonraki özellikle sadakati bakımından bugünlerde mesela CHP'nin başını bu çok ağrıtacak. Ben onun altını yani sadece istihza etmek için söylemiyorum. Bu parti sadakatini aşındıran bir şey. Fakat şimdi eğer, çok özür dilerim hocam, bir cümle sadece, %5'e baraj düşürülürse... Evet. CHP seçmenin önemli bir kısmı Muharrem İnce baraj üstüne çıksın diye ona oy verebilir. Şimdi bunu söylememin sebebi şu, çünkü CHP'nin belli bir limiti var. Onun üzerine çıkamadığı için kendisine ortak arayarak biliyorsunuz bir seçimi kazanma yoluna gittiğini görüyorsunuz. Ve işte seçimi kazanma değil de karşıdakini kaybettirme, iktidara kaybettirme motivasyonuyla hareket ediyor. Hatırlayalım o zaman, yanılmıyorsam Murat Özçelik'ti. CHP Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Biz dedi, biliyorsunuz HDP'ye oy verdik dedi. Yani genel başkan yardımcısı bunu yani söylüyor. Şimdi Mehmet bir daha tekrar et. Yani insan bazen kaçıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kalktı, ne açıklama yaptı? Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı HDP'ye ailecek oy verdiklerini söyledi. Bu enteresandır. Bir de şu ilgimi çekti benim. Diplomasiyi de çok iyi bildiği iddia edilen biri. Yani özel temsilcilik yapmış, Bağdat Büyükelçiliği yapmış. Allah falan, memleketimizi korusun. O da bazı şeyler. Bir buydu, bunu dile getirmek istedim. İki konu daha var aslında. O da şu, dikkat edin. Öztürk Yılmaz, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce. Bir de bunların dışında gelen diğer eleştiriler. İşte Sayın Öğür anlattı. İşte Mengüler, Ankara milletvekili vardı hatırlayalım. Şu anda ismini hatırlayamadım, bağışlasın. Buna benzer Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel çizgisini temsil eden kişilerden yoğun eleştiriler olduğunu görüyorsunuz. Bunların ortak eleştirini, yani parti dışı olup partilere de baktığınızda ortak bir yere vurgu yaptıklarını görüyorsunuz. Böyle bir şey var, durum var. Ha, bu ayrılma ve bu söylem neye rağmen oluyor biliyor musunuz? Bence önümüzdeki süreçte kırılmalar daha artabilir gibi geliyor. Son önemli büyük şehirleri kazanmalarına rağmen bu ayrışma oluyor. Onu vurgulayalım. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde şöyle bir hava var. Veya yönetiminde mevcut 10 Aralıkçılar diyeyim daha doğrusu. Bunlarda şöyle bir durum var. Yani belli belediyeleri aldığımız zaman partinin geleneksel politikasından sapmaları biz tolere ederiz. Veya işte bazı sesler ortaya çıktığı zaman bunları susturabiliriz tarzı bir yaklaşım var. Ama belediye imkanlarıyla. Belediye imkanlarına rağmen bu ayrışma oluyorsa bilin ki burada bir şey var. Ne onun ismi?
derin bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Başka bir şey daha hocam, o da şu. Derler ya, herkes iddiasından vurulur. Özgür Özel'in açıklaması çok ilginçti. Dedi ki bu saray operasyonu olarak yorumladı, biliyorsunuz bunu. Onu görünce ben bir tweet attım. Yani saray da herhalde Beyaz Saray operasyonu demek istiyor falan diye böyle bir şey yaptım. İronik bir şekilde bir eleştiri yaptım. Bu şunu gösteriyor. Karşı taraftan dediğim, mesela AK Parti'den ayrılmalar olduğu zaman onları baş tacı etme, onlara her türlü alanı açma, onlar gayet demokratik tavır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir eleştiri veya bir ayrışma olduğu zaman onlara hemen dikkat ettim. Sadece şeyden değil, Cumhuriyet Halk Partililerden değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtına yapışmak isteyenlerden de kurdurulan partiler anlamında cümle kullanıyor. Bir de bu. Bir şey daha var hocam, onu söyleyeyim, kısa keseyim. Şu Aykan Erdemir, bunun Türkiye'de konuşulması lazım. Yani onu söyleyeyim, özellikle söylemek istiyorum. Bu kişinin konuşulması lazım. Bu kişinin meclise sokulması, Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili atılmasında bu adamın referansı kim? Bunu unutmayalım. Bunu Mahmut son Öğür yazıyor. Evet, çok son çünkü izleyicilerim şunu söyleyebilir. Ya bu kim falan diyebilir de söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimine yeni bir şey verildi. Ne var ismi? Rapor verildi. Bu raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı ne yapması gerektiğini anlatan bölümü yazan kişi bu. Mahmut abi belki bunun derinlemesine girebilir. Onun için Mehmet Hacettin bir ilavesi vardı. Onunla tamamlayalım. Var mı şeyimi söylemesi? Yani şu kadar söyleyeyim sadece. Yani bu 10 Aralık hareketi deyip duruyoruz sürekli ama mevcut CHP'nin bana göre o 10 Aralık hareketiyle de %100 örtüşen bir tarafı yok. Şu an bu mevcut, ben daha çok bu İYİ Partili yetkili ismin bana söylediği cümleyi hatırlatayım. Mezhepçi bir kadrolaşma hedefi ileriye dönük olarak. Yani son 10 yılda CHP nereden nereye geldiyse bir hedef olarak Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetimi Türkiye'yi bir 10 yıl içerisinde aynı noktaya getirmeyi hedefliyor. Bu bütün bu ittifak arayışlarının, muhafazakar kesim açılma çabaları falan filan, bunların hepsinin de sebebi bir iktidar paylaşımı yapıp özellikle devletin yargı başta olmak üzere önemli kurumlarına kontrol altına alıp oralarda sert, gizli bir kadrolaşma. Son cümle şu, milletin seçtiklerini bir tarafa bırakıp geleneksel anlamda kurumsal ilişkileri kurup oradan ilişkileri yürütmek. Evet, bununla bir virgül koyalım. Haftanın raporu devam edecek. Mahmut Övür ve Zakir Avşar'la devam edeceğiz. Görüşmek üzere efendim. Raporu devam ediyor sayın seyirciler. İç politika dedik ama esas itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde yoğunlaştık. Çünkü geçen haftanın en önemli iç politika konusu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 3 istifa ve Muharrem İnce'nin hareketinin partileşeceğinin artık anlaşılması konusuydu. Onun etrafındaki tartışmalara değindik. Profesör Doktor Mehmet Şahin, Mehmet Acet ve bendeniz Murat Yılmaz, Mahmut Övür ve Zakir Avşar'la beraberiz. Şimdi Mahmut Övür'e dönelim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara baktığımızda ben hani birkaç problem görüyorum. Bir tanesi artık hani bir ortak payda bulmakta zorlanıyorlar. Halbuki bir partiyi parti yapan şeylerden birisi işte hani eski deyişle fırka denir. O fırka farktır. Yani diğerlerinden farkı ifade eder. O fark biraz flulaşmaya başladı Cumhuriyet Halk Partisi için. Bu manada da onların içerisinde bir ortak payda bulmakta zorlanıyoruz. İkincisi, bu Millet İttifakı'nın varlığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yandan bir takım imkanlar getirdi. Ama diğer yandan da bu bahsettiğimiz o ortak paydayı, parti içerisindeki ortak paydayı zaafa uğratmaya, parti içindeki hizipleşmelerin önünü açmaya başladı. Ve bu Millet İttifakı'nın sayesinde mesela İstanbul ve Ankara belediyelerini kazandılar. İşte Antalya belediyelerini kazandılar. Ama biraz önce söyledik. Bütün buralarda bu belediyeler dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlenmiş değil. Aksine Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu bahsettiğimiz ayrılıkları tetikleyen gelişmeler yaşanıyor belediyelerde. Belki siz onu örneklersiniz. Ve her belediye başkanının işte İmamoğlu olsun, Mansur Yavaş olsun ayrı bir tırnak içerisinde söyleyelim. Cumhurbaşkanı adayı veya lider adayı gibi görüldüğü, potaya böyle girmeye başladığını görüyoruz. Bir başka husus, bu hizipler arttıkça
Kılıçdaroğlu'nun etrafında bir kor hizip oluşuyor ve bu hizip bir yandan işte bazıları dışarıdan bakınca mezhepçi bir kadro olarak görüyor. Diğer yandan o Canan Kaftancıoğlu'nun etrafındaki o radikal solun buna eklemlendiği bir hizip var. Ve bu hizibin parti teşkilatının, delegasyonunun yaptığı hataların hiçbiri konuştuk. Mesela yine basına sık sık çıkıyor. O taciz, tecavüz iddialarının hiçbirisi parti tarafından ciddiye alınmıyor. Çünkü bu hizibin korunması her şeyden önemli hale gelmiş durumda. Şimdi bu çerçeve içerisinde baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce'nin hareketi de ortaya çıktıktan sonra biraz da tarihe bakarsak, yakın tarihe, hani biraz önce atıfta bulunuldu, SHP ile HEP arasındaki ittifak, sonra oradaki hiziplerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela o zaman ortaya çıkması ve neticede Demokratik Sol Parti'nin bütün bunları barajın altına itecek kadar şiştiği bir popülist lider partisinin hani SHP'yi, CHP geleneğini ezdiği bir tecrübe yaşadık. Şimdi Muharrem İnce'nin böyle bir potansiyeli var aslında. Bu potansiyeli hani biraz önce ifade ettiğim çerçevelere de değinirsek nasıl kullanması lazım? Nasıl hani hatalardan sakınması lazım? Çünkü ben de Muharrem İnce'nin bazı açıklamaları, hareketleri, işte bu Cumhurbaşkanlığı seçim gecesindeki tavırlarına falan bakarak liderlikle ilgili bir soru işareti var. Sizin değerlendirmenizi buradan başlayarak almak isterim Mahmut Öğür. Şimdi Murat, bak, şöyle bir şeyden başlayalım. Şimdi CHP'de şu altını söyledin. Yani bir parti hedefi, kopyası, epikuresi dediğin şeyin olmaması. Bence burada tabii, ya yine sesim gidiyor arkadaşlar, baksın ona. Ben devam edeyim. Şimdi buradaki hemen siyasi aktör Kemal Kılıçdaroğlu. Bu 10 Aralık falan biraz bir siyasal kavganın aracı olarak çok etkileri falan yok. Yani partide çok etkin falan değil. Kemal Bey öyle bir parti yapısı oluşturdu ki hiç kimse çevresinde hiç kimsenin siyasi bir gücü yok. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu siyasetsizlik gibi bir sonuç görünüyor ortada ama ben de zaman zaman yazıyorum. CHP siyaset üretemiyor, üretemediği için de toplumda buluşamıyor falan. Aslında bu bir siyaset. Bu çok önemli, bak. Burası bence bu çok tercih önemli. Tercih yani. Yapamamazlık, edememezlik bak, değil. Tercihleri o. Bu Kemal Bey siyasetidir. Yani bu Kemal Bey'in partinin başına gelmesiyle ilişkili bir olaydır bu. Yani CHP böyle olmadı, böyle hale gelmeliydi. Yani diyelim ki hani demin Mehmet Hacet altını çizdi, Deniz Bey diyordu ki siyasi ağırlığı var. Evet vardı hakikaten, CHP'nin bir siyasi ağırlığı var. Hani bürokrasi de etkindi, vesayet gücü vardı, yani bir ilkesi vardı, milli duruşu vardı. Ama bu şimdi istenen parti böyle bir parti değil. Bu parti biraz da küresel dostların istekleri ekseninde şekillenen bir parti. Bu yüzden hem HDP ile sıcak ilişkisi olacak, hem sosyalist solla, hem marjinal solla, hem Saadet Partisi ile, hem işte diyelim ki İyi Parti ile böylesine çok böyle etkin bir görüş ekseninde, bir perspektifi olan, bir duyarlılıkları olan parti değil. Hiçbir şeye duyarlı olmayan ama her şeyle ilgili olan bir parti. Bu bir siyaset. Ben bunun bu son posturu siyasetle ilgili olduğu kadar AK Parti karşısında böyle bir çözüm ürettiler diye düşünüyorum. Bakın Kemal Bey o başından beri Önder Sav gibi bir ismi elimine etti. Gürsel Tekin'i elimine etti. Arkasından kim geldiyse hepsini öyle bir hale getirdi ki zayıflattı ve çaresiz hale getirdi ve hepsi bir biçimde bir baktılar ki saf dışı olmuşlar. Yani hiç böyle bir siyaset aklı olmadığı söylenen, yani böyle bu kadar çok siyaset yapamaz. Tamam, mezhepçi boyutu var, işte sol boyutu var ama tüm bunların içerisinde Kemal Bey'in bir siyasi aksı var diye düşünüyorum. Yani bu FETÖ meselesini düşünün. 2012'den beri o kadar açık, net şekilde, yani mesela 2012'de şunu söylüyor, ben defalarca yazdım. Yani diyor ki, yargıda bir cemaat etkinliği vardır diyemem. Şimdi bu ne demektir? FETÖ diyordunuz, ona karşı çıkıyordunuz, Ergenekon diyordunuz. Yani o günden itibaren hiç öyle de gizli saklı da yapmadı bunu.
Onların televizyonuna çıktı, konuştu, her şeyi yaptı. 17-25'te inanılmaz sahip çıktı, her türlü argümanlarını kullandı. 15 Temmuz'da kontrolü darbe dedi. İşte PYD, YPG'ye bakıyorsun, onlara işte bazen Çukur eylemlerinde onlar arkadaş dedi. YPG'ye işte vatan, kendisini koruyan dedi. Yani bütün bunlara bakın, hiçbirisi CHP, işte eski CHP diyelim, onunla kıyaslanamaz. Yeni CHP belki bu açıdan tanımlanabilir ama burada, oradaki siyasi aktörlerden çok Kemal Bey'e bakmak gerekiyor. Onun karşısında kim nasıl pozisyon alacak? Bakmayın şimdi genç teğmen işte Mehmet Ali Çelebi falan işte 18'den beri itiraz ediyorlar ama bütün bu 17-25'lerde onlar yaşamadılar mı? FETÖ'ye karşı yaşamadılar mı? Gezi olaylarını yaşamadılar mı? Bütün onlarla hepsi sessiz kaldılar. Belki burada biraz işte Mehmet Sevigen'i, Yılmaz Ateş'i bir yere koymak gerekiyor. Onlar zaman zaman çıkıp eleştirilerini yaptılar. Hani bu milli duyarlılık konusunda, Akdeniz konusunda, Kıbrıs konusunda, Libya konusunda eleştirilerini yaptılar. Ama diğerlerinin hepsi sustular. Niye? Çünkü öyle bir siyasi aks oluşturuldu ki AK Parti gitsin de ne olursa olsun hepsi bunu paylaştılar. İzmir'i de paylaştı, Trakya'sı da paylaştı, işte Ankara'sı da paylaştı. Yani CHP'nin sosyolojisi de paylaştı. Ve sosyolojiyi öyle bir noktaya getirdiler ki onun içinden çıkan Muharrem İnce bile şizofrenik bir tanım yaptı. Şimdi bu noktaya gelen bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bu tanımı yapan siyasi aktör değiştirmeye kalkıyor. Değiştirebilecek mi? Mesele orada. Yani o İzmir'deki %18'li karşılığı ya da Türkiye'deki %5-6'lı karşılığı daha yüksek potansiyel için Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde işte FETÖ'cü de Amerikalılar beni aradı ya da Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeler falan, bunların hepsinin yüzleşmesi gerekiyor. Ve çok açık, net siyasi aksını ortaya koyması gerekiyor. İçini doldurması gerekiyor. Aksi halde bugün CHP yönetimi ne düşünüyor biliyor musunuz? Bu 3 kişinin ayrılmasıyla ilgili. Tıpkı bugün Mustafa Balbay yazmış. Mümtaz Soysal gibi büyük bir, hakikaten etkili bir aydındı. O partiden gidince safralardan kurtulduk diye seviniyordu CHP'liler 95'te. Aynısı şu anda CHP'liler buna seviniyorlar. Yani aykırı sesler gidiyor. İşte bir konuşuyorlar. Ne dedikleri belli değil falan deyip şu anda işte öyle bir rahatsız falan değiller. Onları rahatsız olmaz, rahatsız olacaklar an ne zamandır biliyor musunuz? Bu siyasi aktörlerin toplumla buluşmayı başardıkları andır. Bunu başarabilirlerse yeni siyaset ancak o zaman rahatsız olur. Aksi halde olmazlar. Çünkü istedikleri CHP bu zaten. Ve istedikleri adamlar da elimine etmişler. Hiçbirisi de birisi ortaya çıkıp bir siyasi aks oluşturamadılar. Mesela şimdi işte belki Muharrem İnce aks oluşturacak. Muharrem İnce'nin o da şansı var. Gibi, çünkü hani CHP. Bir lider profili var. Bir geçmişi nasıl? Var, hikayesi var. Muharrem İnce'nin bir şansı var diğerlerine nispetle diyorum. Ya biraz daha şansı var ama tabii onun da çok defoları var geçmişte. Onları aşması gerekir. O geceyi yönetememiştir. İşte kendi o günlerde dediğim benim açımdan FETÖ ile arasına mesafe koymak konusunda henüz bir net bir tavrımı görmüş değilim. Yani geçmişte 17-25'teki bütün şeyleri paylaşmıştır. Şimdi bu siyasi aktör ne yapar biliyor musunuz? Yani işte bir kısım CHP'nin şu andaki durumdan rahatsız olanları toplayabilir. O kadar. Yoksa yeni bir eski CHP gibi bir aks oluşturmak gibi bir şeyi başarabilir mi? Ben çok ihtimal vermiyorum. Bunun yolu dediğim gibi çok daha açık, şeffaf, sırf CHP kitlesini kaçırtmamak için korkuya kapılarak klasik siyasetler izlerse çakılıp kalır diye düşünüyorum. Yani hepsinde de bu korku var. Yani şöyle bir korku yaşıyorlar. Yaptığımız her şey AK Parti'nin işine yarıyor diye eleştirileceğiz. Ya doğru bir eleştirme. Akdeniz politikasını destekledikler, AK Parti'nin politikasını, Libya'yı destekledi, AK Parti'nin politikasını destekleyeceğiz gibi bir korku yaşıyorlar. Bunu aşamadılar. Şimdi biraz aşmaya çalışan bir akıl var. O demin Mehmet Ali Çelebi'nin koyduğu ya da onların koyduğu, Muharrem İnce de biraz ona yaklaşıyor. İşte milli meselelerde milli bir duruş sergilemek, HDP ile şiddet meselesinde bir tavır sergilemek. Burada belki bir çizgiyi netleştirip koyarlarsa ihtimaldir etkili olurlar diye düşünüyorum. Aksi halde Kemal Bey'in istediği bir ortam oluşmuştur diye Mehmet de... Mehmet Şahin bir isimden bahsetti. Siz de yazıyorsunuz. Eski CHP milletvekili. Evet. Ya şimdi bak, Aykan Erdemir. Aykan Erdemir. Bu mesela hani evet. Siz onun CHP'ye taşınmasını tartışın ama ben aynı zamanda mesela onu CHP'ye taşıyan kişiler aynı zamanda üniversiteye taşıyan kişiler. Yani ODTÜ'de öğretim üyesiydi. Oradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne
taşıdılar. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte Ar-Ge'sinden sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı ismini getiremedim bir anda. Onun Sencer Ayata. Sencer Ayata'nın hem üniversitede de aynı bölümde oldukları Sencer Ayata onu siyasete taşıdı. Ama ondan ibaret olmadığı anlaşılıyor. Çünkü parti içerisindeki etkinliğine bakınca ondan ibaret olmadığı anlaşılıyor referanslarının. Bu nasıl bir ilişkidir gerçekten? Orada da mesela sizin söylediğiniz Kemal Bey siyasetinin izini görmek mümkün mü? Çok açık. Yani orada ben Sencer Ayata'yı da aşan, Sencer Ayata'nın ben bu kadar ayrıntılı bilgisi olduğunu da sanmıyorum işin doğrusu. Ben de yazdım, Sencer Bey'in ismini de verdim. Ama bilgisi olduğunda, yani o bu kadar bilgisi olduğunu da biliyorum. Yani bunu da açık söylüyorum. Niye? Çünkü onun partiye gelişi Sencer Bey'i falan aşan bir şekilde. Bu özel bir gelişti. Yani o dediğiniz gibi üniversiteye, şimdi bakın hiç kimse bundan bahsetmiyor. O üniversitedeki öğretim üyeleri arkadaşları falan. Yani bu nasıl geldi buraya? Kim getirdi? Partiye nasıl girdi? Partililer de sorgulamıyor. Yani bilmiyorlar çünkü. Kemal Bey, hani ben bir ara yazmıştım, 14. katta bir şeyler dönüyor. Birileri de işi kuruyor. Öyle bir hesap yapıyor, birilerini alıyor. Kaç tane FETÖ'cüyü listeye koydu. İşte kendi danışmanları FETÖ'cü çıktı. 2 tane danışmanı FETÖ'cü çıktı. Şimdi bütün bunların hiçbirine karşı da partiden ya da şu anda ayrılanlar dahi soru sormadılar. Hiçbirisi sormadı. Yani o milletvekili, bak kendi danışmanı şu anda 10 yıl ceza yedi. Bunu herhangi bir milletvekili sorgulamadı. Aykan Aydemir öyle önemli bir adam ki bütün Amerika'daki 2013-2012'de giden CHP'lilerin ilişkisini kuran bir isim. Enteresan. Sosyal Demokrat geçiren, Sosyal Demokrat Derneği'nde görev alan, Yeni Arayış Dergisi'nde yazı yazan, Selin Seyak Böke'lerin de olduğu Yeni Arayış Dergisi'nde yazı yazan bir isim. Hepsiyle çok içli dışlı bir isim. Ama şu anda yani diyelim ki Amerika'daki bir İsrail lobisi ya da işte Rum lobisi ya da Ermeni lobisinden çok daha fazla Türkiye karşıtı bir pozisyon alan bir aktör. Ama hiçbir CHP'li, ya bu bizim milletvekilimizdi, Bursa milletvekiliydi. Bu nasıl oldu da şimdi Türkiye karşıtı bir pozisyon aldı? Türkiye'nin aleyhine, Türkiye'nin Akdeniz'de izlediği politikaya karşı Amerika'ya diyor ki bu politikayı durdurmanız gerekiyor. Ya da işte başka bir tek, yani böylesine bir adamdan bahsediyoruz. Yani demokrasiyi koruma, savunma vaktinin çok etkili bir adamı şu anda, başında olan bir isim. Şimdi bu ismi hakikaten hiçbir CHP'li sorgulamadı. Zaten sorguluyor olsalardı, 2010 yılının, bakın 22 Mayıs'ında Kemal Bey kurultay yaptı, başkan seçildi, genel başkan seçildi. 18 Aralık 2010'da olağanüstü bir kurultay oldu. Büyük ihtimalle parti meclisinin değişimiyle ilgili bir şeydi. Orada 1107 oy alarak parti meclisine girdi. İnanılmaz bir ilgi gördü. Yani MYK'lardaki konuşmaları, sunumları, herkesin alkışladığı bir isim. Ama kimse sorgulamadı bu adam kimdi ve kimse tanımıyor. Geçmişini bilen yok. Yani çok fazla parti içinde bilen yok. Böyle bir yapı. Buna benzer çok sayıda insan girip çıktı CHP'ye. Ve CHP'liler bunu sorgulamadılar. Şimdi CHP'lilerin çok önemli isimler, Gökhan Günaydınlar gibi bir sürü isimleri gittiler Amerika'ya. Bu 2013'ün Aralık ayında. Kimle görüştüler? FETÖ'cülerle. İyi de bakın mesela bir taraftan FETÖ'yü AK Parti ile ilişkili göstereceksiniz. Sonra gideceksiniz onların forumlarına katılacaksınız, kahvaltı yapacaksınız. Onlarla Amerika, Türkiye üzerine konuşmalar yapacaksınız. Hiçbir CHP'li bunu sorgulamadı. Bir tek en son çıkıp işte Yılmaz Ateş bu FETÖ partimizi teslim aldı dediği anda bir iki CHP'li çıkıp FETÖ meselesini sorgulamaya başladı. Böyle bir yapı. Şimdi bu yapıda mesela Muharrem İnce'nin günahı yok mu? İnanılmaz günahı var. Hiç tek soru sormadı. Hatta seçim döneminde dedi ki, Amerikalılar beni aradı. Türkiye oraya yeteri kadar belge bilgi göndermedi diye. Kimdi o Amerikalı? Hiçbir cevap vermedi. Şimdi bunlara cevap vermediği sürece sahici bir siyasi yolculuğa çıkıyor olamaz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ama dediğim gibi bunların altını doldurur. Etkili olursa inanılmaz bir rahatsızlık var. Yani o klasik mezhepçi olmayan radikal soldan rahatsız olan klasik CHP tabanı inanılmaz rahatsız. Sadece AK Parti karşıtlığı pozisyonunda duruyorlar. Bunu doğru yöneten bir Muharrem İnce ya da kimse bu siyasi akıl çok ciddi etkili olur ve Kemal Bey'i siyaseten de devre dışı bırakabilirler. Evet, aslında Mahmut Öğür de net bir şey söyledi. Eski CHP yeni CHP'den Kemal Bey siyasetinden rahatsız ama bunu taşıyacak
aktöre ihtiyaç var. Muharrem İnce bunu taşıyıp taşıyamayacak. Bunu göreceğiz önümüzdeki dönemdeki performansıyla. Ama bunun için de doğru bir hatta ilerlemesi ve geçmişteki hatalardan uzak durması ama diğer taraftan da o CHP'nin içerisindeki AK Parti veya Erdoğan karşıtlığını da bir rüzgar olarak karşısına almaması gerekiyor. Zor bir denge içerisinde. Bakalım ne ölçüde bunu yapacak. Zakir Hocam, siz ne dersiniz? Yani bu Cumhuriyet AK Partisi Kemal Bey siyasetiyle bir tür Mahmut Öğür güzel bir özet yaptı. Bir tür başarı yakalamış durumda ama bu başarının temel mantığı ittifak için de öyle. Adeta biz Erdoğan'ı indirmek için AK Parti karşıtı, AK Parti'yi indirmek için şeytanla dahi işbirliği yapabiliriz noktasına gelmiş bir CHP var ve bu CHP de zaman zaman hani biz merak ediyoruz ya, neden bu kadar sert politika yapıyor? Neden bu kadar kin, nefret, hatta küfür kullanıyorlar? Bu mantık olunca, yani şeytanla dahi işbirliği yapabilecek hale gelince o zaman bu sertleşmeyi temin etmek lazım ki siyasi iklimi ne kadar zehirler sertleştirirseniz sizin etrafınıza bir ittifak kurmak mümkün olabilir. Bu hal Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerini ne ölçüde etkiliyor, ne dersiniz? Şimdi tabii Dimyat'a derken buradan atla sözümüz var, biliyorsunuz. Şimdi burada problem şu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile HDP ile biriyle görünür, biriyle görünmez ilk başta bir ittifak gerçekleştirdi. Bizim Mehmet Şahin onu çok güzel formüle etmiş idi. Seçimlerden önce demişti, HDP görünmeyen yüzü ittifakın, İYİ Parti görünen yüzü, seçimlerden sonra ise İYİ Parti görünmeyen yüz fakat HDP görünen yüze dönüşmüş idi. Şimdi bu yüzlerden filan iş farklı bir noktaya geldi. HDP ile niye ittifak yaptıklarını izahtan iş çıktı. Doğrudan HDP ve Selahattin Demirtaş savunusuna doğru geldi. Şimdi burada tabii başkalarının makalasıyla ilk kestiğiniz zaman bir süre sonra onlar sizi ipotek altına alabilirler. Netice itibariyle CHP şu anda HDP'nin ipoteği altına girmiş vaziyette. Ama bu ipotekten ne yazık ki İYİ Parti nasibini almış vaziyette. İYİ Parti tepki koyamıyor. Normal şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp parti kuran insanların isimleri ben çok fazla etkili olacakları kanaatini taşımıyorum. Sayın Öğür tabii ki siyasetin yakın takibini yaptığı için, aktüel siyasetin isimleri de aktörleri de çok iyi bildiği için muhtemelen birçok araştırma verisiyle de tabii konuşuyor bana göre. Dolayısıyla bana göre değerlendirmeleri biraz daha rasyonel olabilir, onu kabul ediyorum. Ama ben Sayın İnce'nin de tabii ki biraz evvel Sayın Acet'in ifade ettiği gibi baraj %5'lere çekilirse bir başarı elde etme ihtimali olacağını ama bunun dışında şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kuşkusuz ki çok ciddi anlamda bir oy kaybı olacak. Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı milliyetçi bir tabandır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanan HDP ile flörtü artık aşan, bir pragmatik ilişkiyi aşan, doğrudan HDP'nin ipoteği altına girmeyi hazmedebileceği kanaatini ben çok fazlasıyla taşımıyorum. Çünkü kalkıyorlar doğrudan HDP'yi HDP'lerden daha kuvvetli savunuyorlar. Adam suç işlemiş, cümbürmeşrut yakalanmış. İkide bir diyormuş ki avukatımı getirin, avukatı mı getirin. Demişler ki avukata ne ihtiyacın var senin, yani bütün her şey ortada. Ya demiş ben de merak ediyorum ne diyecek beni savunurken. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi HDP ilişkisi de buna döndü. HDP'liler şimdi CHP'lileri dinledikçe kendilerine vay be biz neymişiz filan diyorlar muhtemelen. Öyle bir noktaya geldiler. Çünkü kendilerini HDP'liler CHP kesinlikle savunamazlardı. Her gün ekranları açıyorum bir CHP'li hayretler içerisinde bakıyorum ya Selahattin Demirtaş savunuyor ya da doğrudan HDP'yi savunuyor. Zakir Hocam yine devam edin de araya bir girivereyim. Şöyle benim de bir not almıştım. HDP'yi CHP savunuyor, HDP'yi. CHP'yi de İYİ Partililer savunuyor, öyle gördüm. Evet, işte ona gelecektim Mehmetciğim. Şimdi böyle bir şey, bileşik kaplar gibi. Burada eğer İYİ Parti kendisini ayrıştırmış olsaydı, CHP'deki bu parçalanmadan en büyük parsayı İYİ Parti alabilirdi. İYİ Parti gerçekten bu işten büyüyebilirdi. Fakat İYİ Parti kendini ayrıştıramadığı için, ben size çok daha farklı bir şey söyleyeceğim. CHP'den de İYİ Parti'den de kopacak oylar MHP'ye doğru gidecektir.
Büyüyecek parti, burada çok net olarak söylüyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Çünkü çizgisinde tutarlılık olan parti MHP. Diyeceksiniz ki ya CHP'den ayrılanlar, parti kuranlar filan, evet CHP'den ayrılanlar, parti kuranlar ama bunlar elbette ki 3 milletvekili ayrıldı diye 3 milletvekillik bir etki yapmayacaklar, daha büyük etki yapacaklar. Veya ayrılanlarla ibaret olarak CHP'deki çözülmeyi görmemek lazım. Tabanda da bunun çok büyük yansımaları olacak ama bu yansımalar sanıldığı gibi ne Sarıgül'e ne efendime söyleyeyim şeye. Hepsi oraya gitmeyecek diyorsunuz. Yani daha fazla koparacaklar ama alamayacaklar. O kopardıklarının bir kısmı Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidecek. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de gidecek. İyi Parti'ye de gidebilirdi. Fakat İyi Parti çok ciddi bir siyasal iletişim hatası yapıyor. İyi Parti hala kendisini HDP ile ayrıştıracak cümleleri kuvvetle kuramıyor. İyi Parti CHP'ye payanda olacağım derken veya minnet borcunu ödeyeceğim derken gidiyor İyi Parti'de HDP'nin ipoteği altında kalıyor. Esas sıkıntılardan birisi de budur. Eğer İyi Parti net bir şekilde HDP ile arasına mesafe koyarsa, ki koyamıyor. Çünkü koyamamanın işte bu rasyonel sebepleri, iş adamları var, bir sürü insanlar var. Bu alınan büyük şehirlerden nemalanan yatırımcılar var, şunlar var, bunlar var. Kendilerine göre farklı siyasetin dinamikleri var. İyi Parti'ye tahsis edilmiş kontenjanlar var diyorsunuz. O yüzden İyi Parti ittifaktan kopamıyor. Bu geçen yansı da biliyorsunuz. Yani, kopamıyor. Yani ben orada çok samimi, bu işten rahatsız olan çok nitelikli isimler olduğunu gayet tabii ki biliyorum İyi Parti'nin içerisinde. Niye böyle davranıyoruz diye sorgulayan. Meral Hanım'a da zaman zaman... Peki onlar da rahatsız olup partiden ayrılırlar mı Zakir Hocam? Şimdi tabii o tür şeyleri bilemem. O tür noktaları bilemem ama rahatsızlıklar kesinlikle var. İyi Parti'nin tabanlı bunu rahatsız etmemesi düşünülemez bile. Hiçbir şekilde düşünülemez bile. Yani İyi Parti siyaset yapıp da bu gidişattan rahatsız olmayacağını düşüneceğim insanlar çok azdır benim. Bu noktada da yani İyi Parti de bu ipotekten kurtulmak istiyor İyi Parti'nin tabanı. Dolayısıyla CHP'nin tabanında ne tür bir rahatsızlık varsa aslında benzer rahatsızlıklar İyi Parti'de de var. Her iki parti şunu parti tabanları HDP ile net bir ayrışmayı bekliyorlar. Ama Kemal Bey şöyle bir şeyi var. İşte bu üç partinin ittifakı bize büyük şehirleri getirdi. Bu üç partinin ittifakı bize genel seçimde de bir başarı getirir hedefi var kendine göre. Fakat bu kesinlikle rasyonel bir hedef değil. Çünkü oradaki parametreler genel seçimde kesinlikle bir şekilde uymaz. Ayrıca da insanlardan pek çok yerde HDP'yi gizleyerek bu neticeleri elde etmişlerdi. Şimdi HDP'nin gizlenecek, saklanacak bir tarafı kalmadı. Gizlenecek, saklanacak tarafı kalmadığı için de toplumun tabanında geniş bir kesimde, seçmen kitlesinde, kamu vicdanında büyük bir rahatsızlık yaratıyor. HDP kriminalize olmuş bir parti. Artık terörden kendisini ayrıştıramayan, ayrıştırmayacağını da ifade eden bir parti bir şekilde. Şimdi böyle bir partiyi taşımaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü de yetmez. Onun için söylüyorum, burada ne yazık ki bu noktada elbette ki Sayın Mehmet Ali Çelebi olsun, Hüseyin Avni Bey olsun net cümleler ediyor ama bu net cümleleri biz daha Muharrem İnce'den duymuş değiliz. İşin bir de bu tarafı var. Sarıgül'den duymuş değiliz. Yani bunları çok açık olarak ortaya koymamız lazım. Bu cümleleri onlar da edemiyorlar. Çünkü onların da kendilerine göre bazı şeyleri var. Dikkat ederseniz onlar da güya bazı seçmen kitlesine selam vermek için HDP tabanına sembolik hareketler yapıyorlar. Onlar da oralardan kopamıyorlar. O şeyi, mesafeyi bir türlü koyamıyorlar. Koyamadıkları için de ben Teğmen Çelebi'nin de, Hüseyin Avni Bey'in de Muharrem İnce ile çok sağlıklı bir ilişki kurabileceklerini, sürdürebilecekleri bir ilişki kurabileceklerini bu ideolojik perspektif içerisinde çok da fazla düşünmüyorum. Yani bu bölünmeler biraz daha fazla sürecek, ayrışmalar daha fazla sürecek ve bu milliyetçi refleksler, samimi insanlar bir şekilde bir yol bulacaklar. Ama bu yola en yakın olan İyi Parti'ydi bu konsept içerisinde. İyi Parti de bu ayrışmayı bir türlü ifade edemediği için, ortaya koyamadığı için biraz evvel Mehmet Şahin Bey'in çok güzel ifade ettiği gibi CHP HDP'yi savunurken İyi Parti de CHP'yi savunduğu için yani böyle birbirlerine bir dayanak, bir formül oluşturdukları ama bunun da işlemediği için bu oylar o şeyde gitmeyecek. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam
çok istifade ettik. Mahmut Öğür'le devam edeceğiz ama Zakir Hoca'ya başka bir programda görüşmek üzere teşekkür ediyoruz. Teşekkürler hocam. Uğurluyoruz. Zaman zaman destek sağ alıyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. Görüşmek sağ üzere. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeni konuğumuz var. Bu arada herhalde arkadaşlarımız kendisini bağlayacaktır. Muhammed Akar, AK Parti eski Diyarbakır İl Başkanı, avukat. Bizlerle beraber olacak. Biz Mahmut Öğür'e dönelim bu arada. Mahmut Öğür, şimdi hani Zakir Avşar ilginç bir tespitte bulundu. Dedi ki belki bu ayrılanlar, bu eleştiriler, ben de zaman zaman parti araştırmalarına atıfta bulunuyorum. CHP parti seçmeninin sadakatinde ciddi bir erozyon var. Dolayısıyla bunlar bir ayrılmaya sebebiyet verecek ama bu ayrılanların, parti kuranların hepsi bu ayrılan kitleyi alamayacak. Çünkü sizin de işaret ettiğiniz ikna edicilik problemleri var, kuşatıcılık problemleri var. O yüzden bunların bir kısmı arayış içinde olacaklar. CHP tabanından ayrılmış olan bu kısım. Bunlar da aslında tabii olarak İyi Parti'ye gidebilirlerdi ama İyi Parti bu fırsatı kaçırdı. HDP'ye karşı ilişkilerinde net bir çizgi çizemediği için muhtemelen bu ayrılanların bir kısmı Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidecek. Milliyetçi Hareket Partisi buradan istifade edecek tezini ortaya attı Zakir Hoca. Siz ne dersiniz? Çok kısa alalım, şeye döneceğiz. Ya çok kısa bir şey söyleyeyim tabii. Bu konuda çok böyle derin şeyler söylenecek bir durum yok diye düşünüyorum. Yani ne CHP tabanında ne HDP'de henüz bir derin yarılma yok. Benim gördüğüm o. Yani bunu ancak dediğim gibi bu süreçte, çünkü bak şöyle bir şey olmuyor Murat Yılmaz. Yani o taban öyle bir absorbe, öyle bir havaya sokuluyor ki, mesela diyelim ki sözde Cumhurbaşkanı, gerilim, darbe, seçim, inanılmaz yalan siyasetlerle falan sürekli irite edilen bir seçmen tabanı var. Orada oranın daha netleşmesi gerekiyor. Yani ortada da bir seçim olmadığı için bir eğilim yoklaması ben henüz olduğunu düşünmüyorum. Yani ben İyi Parti'den de çok, ya ben İyi Parti'nin de tabanı da büyük oranda, CHP'nin de tabanının büyük oranda konsolide olduğunu düşünüyorum. Yani çok zor, belki onu MHP, yani Devlet Bey'in daha net ve açık bu milli ve yerli eksende siyaset üretmesiyle etkili olabilirler diyor. Aksi halde çok ciddi bir şekilde AK Parti karşıtlığı yerleşmiş gibidir o kitlelerde. Yani orada, oraya yeni kitlenin gidip gitmemesi üzerine belki AK Parti ile MHP çaba harcamalılar. Yoksa orada ben çok fazla bir değişim olacağını sanmıyorum. Evet, teşekkür ederiz. Ne dersin Mehmet Şahin? Şimdi orada benim üzerine durmak istediğim şey, sağ sol yok dedi ya Sayın Kılıçdaroğlu, ona bakmak lazım aslında. Çok kısa olsun, Muhammed hemen, Bey bağlanmış. Hemen kısa söyleyeyim. Sağ sol denmesinin sebebi şu, Cumhuriyet Halk Partisi dışarıdan geleceklere alan açıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Partisi ile ittifak yapacaklara da diyor ki, bakın diyor, biz öyle geleneksel bugüne kadar bu rahatsız olduğunuz çizgileri bizde yok. Biz bunları kaldırdık. Bizimle birlikte hareket edebilirsiniz diye mesaj veriyor. Burada öyle katılıyorum. Çünkü oradaki üzerinde vurguladığı o siyasetsizlik başlı başına bir siyaset. Yani ona %100 katılıyorum. Evet, Muhammed Akar bizlerle beraber. Hoş geldiniz Diyarbakır'dan. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar. Biraz önce aslında benim giriş mahiyetinde kuracağım cümleleri Mahmut Öğür kurdu. Türkiye'de siyasette mesela Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da belediyelerde birçok şey oldu. İşte HDP büyük siyasi hatalar yaptı. Terör örgütünü destekledi. Çukur eylemlerini destekledi. 6-7-8 Ekim olaylarında çağrı yaptı. Oradaki bu ortaya çıkan katliam tablosuyla yüzleşmedi. Sonra yani bunu artırabiliriz. Başlayan terör faaliyetleri karşısında bir tavır sergileyemedi. Bunu bırakın, bunun ötesinde destekleyen HDP içerisinden aktörler oldu. Aynı zamanda Türkiye genel siyasetinde de yapıcı hiçbir rol üstlenmeyen bir HDP'den bahsediyoruz. Bütün bunların HDP'nin tabanında, teşkilatında,
etrafında bir tesiri var mı? Sizin özellikle müşahedeleriniz kıymetli, hem siyaset yaptınız, hem hukuk camiasındasınız, hem de halihazırda işte bir kamu işinde, bir belediyede bulunuyorsunuz. Sizin gözlemleriniz nedir? Bununla başlayalım Muhammed Akar. Evet. Tabii gönül isterdi ki stüdyoda olabilirim. Pandemi şartlarında ancak bu teknolojik olanaklarla birlikte olabiliyoruz. Fakat inşallah haftanın raporu programını, ekibini Diyarbakır'da ağırlarız. Bağlar ilçemizde ağırlarız. Burada etraflıca bu meseleleri konuşma imkanı olur. Kıymetli hocam öyle görülüyor ki hemen pandemi sonrası bahar yaz aylarında bölgeye ilgi bir hayli artacaktır. Çünkü büyük bir değişim yaşanıyor. Hem dediğiniz gibi siyasal yönden bir değişim, hem de bu bölgede son yıllarda gerçekleştirilen hizmetler, kamu yatırımları, belediye çalışmaları hem fiziksel şartlarını, görünümünü, çevresini değiştirdi, hem de sosyal aktiviteleri ve bu bölgenin genel anlamda çevresini, kültürel, sosyal, ekonomik değiştirmiş durumda. Birçok programda, birçok belki vesileyle bunları konuşma imkanına sahip olacağız. Önümüzdeki dönemlerde, aylarda burası önemli bir cazibe merkezi. Yani sadece Diyarbakır için demiyorum. Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde bu yeni cazibe merkezleriyle, turizm aktiviteleriyle... Muhammed Bey, oraya geliriz ama bunların evet. Mesela şu anda hani kayyum belediyeleri geldi, onların hizmetleri var, ondan önce yaşanan bir sürü siyasi hatalar var, terörün yıprattığı, terörün maliyetinin ortaya koyduğu bir tablo var. Bütün bunların hani bir faturası çıkıyor mu? Yani HDP'ye biz buradan baktığımızda öyle görüyoruz ama hani biraz önce Mahmut Öğür dedi ya, öyle bir propaganda iklimi kurulmuş ki insanlar bunu göremeyecek halde bir propaganda çarkının içerisindeler. Bu propaganda çarkının kırıldığından, bir tartışmanın var olduğundan, zaman zaman da bu söyleniyor. HDP'nin içerisinde bir tartışma var, etrafında ayrılmalar, ufalmalar var diye. Bunlar söz konusu mu, yoksa o propaganda çarkı işlemeye devam mı ediyor? Efendim, bunun açık göstergeleri var. Yani değişimin ve eski propaganda etkisinin artık olmadığının bir takım göstergeleri var. Mesela Diyarbakır annelerinin sesini yükseltmesi, HDP çevrelerinde Altan Tan'dır, işte Ayhan Bilgen'dir. Bunlar sadece konuşanlar, bir de konuşmayanlar var. Bizim konuşmayanlar ne diyor? Onlar size konuşuyorlardır belki. Evet. Elbette ki biz konuşuyoruz. Ya bunlar öncelikle HDP'nin marjinal sola teslim edilmesinden çok rahatsızdır. HDP'nin tepesinde bunlar insanların kim olduğunu tanımıyorlar. Milletvekillerini tanımıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Diyarbakır sokaklarında gezin, kendi milletvekillerini tanımıyor Diyarbakır halkı. Milletvekili derken HDP milletvekillerini kastediyorum elbette ki. Çünkü dışarıdan geliyor değil mi Muhammed Bey? Dışarıdan atanıyor. Kandil'den. Hayır, onu söylemiyoruz. O zaten o başka bir şey. Başka illerden gönderiliyor. Elbette ki. Siyasetin çarkı içerisinde inanın ben 3 tane, belki 4 tane duydum. Tanımam etmem yani şey değil. Böyle nasıl diyeyim? Bunlar tabii rahatsızlık yaratıyor. Bölge insanı neticede oy vermiştir. Fakat bugün HDP'nin maalesef geçmiş dönemde bunları çok konuştuk, çok tartıştık. İnsanlar HDP'ye sorunları çözsün diye rey vermiştir. Sivil siyaset yapsın diye rey vermiştir. Demokratik yollarla meseleleri dile getirsin diye rey vermiştir. Fakat bir silahlı örgütün vesayeti altına girince... Muhammed Bey, görüntüler akıyor. Bu arada hani bir çatışma, o terör döneminin evet. Görüntüleri var. Sonra da hem kayyum belediyelerin orada hem evet. De AK Parti'nin kazandığı belediyelerin ürettiği hizmetler var. İşte bunların bu tür hizmet siyasetinin gerçek anlamda orada halk nazarında, seçmen düzeyinde, işte siyasi teşkilatlar düzeyinde, aydınlar üzerinde bir karşılığı var mı? Onu merak ediyoruz. Var, ciddi şekilde var. Ben açıklıkla söyleyeyim. Belki çok fazla bu pandemi sürecinde bir yıldır insanlar eve kapandı. Çok fazla
sosyal aktivite, siyasal buluşmalar veyahut da televizyon programlarından buradan katılım olmuyor ama önümüzdeki dönemde göreceksiniz insanlar eskisi gibi korkmuyor. HDP'nin kendi içerisinde de yanlışları sorgulayan insanlar var. Belki bugün birkaç kişi konuştu, yarın daha fazla insan sesini yükseltecektir. Ve öncelikle HDP'nin az önce ifade ettiğim gibi marjinal sola teslim edilmesini ve bir takım anlaşılmaz projelerin konusu haline gelmesi, aracı haline gelmesinden büyük endişe. Kamu yatırımları görünüyor şimdi de bölgeye. Evet. Büyük kamu yatırımları, büyük kamu kaynakları harcanıyor aslında değil mi? Yani hocam, bunlar olumlu bir karşılık uyandırıyor mu seçmen nazarında, vatandaş nazarında? Çok ciddi şekilde bu bölge insanı tarafından görülüyor ve takdir ediliyor. Bakın ben çok açıklıkla ifade edeyim. Önce bazı fotoğraflarda biliyorsunuz o çatışmalı günlerin maalesef acı fotoğrafları, resimlerini de gösterdiniz. İşte önemli bir kısmı Bağlar ilçesine aitti. Evet, şimdi görünüyor. Evet, evet. Bakın şimdi bu Bağlar Belediyesi'nin, AK Parti Belediyesi'dir. Bağlar Belediyesi'nin yaptığı lale ve gül parklarıdır, bahçeleridir. Oralar nedir biliyor musunuz hocam? Daha önce çatışmanın olduğu alanlardı. Çöp yığınlarının olduğu alanlardı. Komaların, işte molotof kokteyllerinin olduğu alanlarda şimdi parklar, bahçeler, modern diyelim ki bir şehre yakışır hizmetler ortaya konmaktadır. Zaten Diyarbakır'a inin uçakla indiğiniz gibi Bağlar ilçesine gidiyorsunuz ve muhteşem bir yeni kentle Muhammed Bey, şimdi mesela şunu merak ediyoruz. Hani... Bağlar ilçemiz gösterdiniz. Evet. Bağlar ilçesinde. Evet. Muhammed Bey. 4 yıl önce. Evet Muhammed Bey. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde biz geçtiğimiz hafta burada konuştuk Orhan Miroğlu'yla. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir başkan seçildi. Bu yeni başkanın seçilmesi bir takım partilerde, çevrelerde heyecan meydana getirdi. Mesela oradaki Diyarbakır'daki HDP'liler de böyle bir heyecanlanma, sevinme hali var mı? Yani ve bundan rahatsız olan insanlar var mı? Ben doğrusu Amerikan başkanlık seçimlerinin tabii sonucu her yerde olduğu gibi Türkiye'de de dünyada takip edildi. Fakat doğal sonuçtan ben pozitif etkileneceğim, işlerim hallolacak, sorunlarım çözülecek beklentisi içerisinde bir Kürt yurttaş da tanımıyorum. Bir HDP'li de olmaması gerekiyor. Amerika okyanusun ötesinde bir ülke, kendi sorunlarıyla meşgul, önünde yeni yönetimin Sayın Biden'ın önünde ciddi problemler var, kendi iç meseleleri var. Buranın sorunlarını çözecek bir imkanı da yok, böyle bir niyeti de yok. Bu ülkenin sorunlarını, Diyarbakır'ın, Kürtlerin sorunlarını çözecek devlet, Türkiye Cumhuriyeti devletidir, hükümeti, AK Parti hükümetidir. Çözecek bir lider varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır, bu görülüyor. HDP'liler meselesine gelince, şimdi ben şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde bir yapılanma falan oldu. Burayı da bir çeşit etkiledi. Yani buradaki belki Hendek Çukur olaylarının bir sebebi de orasıydı. Trump'ın 11 Kasım tarihli, 2019 tarihli şeyini bir Twitter'ından bahsetmek istiyorum. Ne diyordu o Twitter'ında? Ben petrolü severim. Ve petrol şu an güvence altında. Tabii Kuzey Suriye'den askerlerini çektikten sonra Amerikan yönetimi o tweet'i atmıştı. Petrolü seviyorum. Trump'ın tweet'i değil mi? Evet. Petrolü severim demişti. Evet. Petrolü severim. Petrol güvence altında. Çok acı bir söz daha vardı. Gerçeği yansıtmıyordu ama onun bakış açısını yansıtma açısından Kürtler ve Türkler tırnak içinde 200 yıldır savaşıyor. Araplar ve Kürtler de savaşıyor. Bizim işimiz yok. Savaşmaya devam etsinler. Ben petrolümü garanti altına aldım. Şimdi Amerikan bakış açısı bu. Bunu HDP'li de görüyor. Kürt de görüyor. AK Partili de, Türklerin ve bu coğrafyanın her insanı da görüyor. Allah'tan Trump bunları söyledi. İyi ki de söylemiş. Yani gözü kapalı olanların da gözü açılmış oldu. Şimdi kıymetli hocam, o ekranlarda belki çok az bir kısmını gördünüz. Bütün bu yatırımları, bütün bu hizmetleri kim yaptı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptı. Bu ülkenin hükümeti, bu ülkenin kaynaklarıyla yaptı.
83 milyon insanın vergisiyle yapıldı. Dar günde, zor günde yaramızı saracak olan biz kendimiziz. İşte yanı başımızda Elazığ'da bir deprem faciası oldu. Daha önce Van'da olmuştu. Sıfırdan şehirler yapıldı. Şırnak o hendek çukur zamanında hakile yekzan oldu. Şimdi küllerinden yeniden doğan bir Şırnak var. Sur, bizim Diyarbakır'ın Sur ilçesi. Şimdi gelin görün. Bağlar ilçemiz AK Parti Belediyesi'nde. Gelin hizmetleri görün Allah aşkına. Bunları Muhammed kim yaptı Bey, herhalde? Bir virgül koyalım. Bir virgül koyalım. Ben evet. Şimdi Mahmut Övür de hani HDP'yi, HDP siyasetini yakından takip ediyor. Bu özellikle sizin bölgeden aktardığınız bilgiler çerçevesinde Mahmut Övür'e sormak isterim. Yani HDP yani bir kere değil, birçok kere bir takım belediyeleri aldı. Muhammed Bey'in aktardığı gibi bu belediyelerden bir hizmet çıkmadı. Bu hizmetin kamu kaynaklarıyla hükümet tarafından veya kayyumlar eliyle götürüldüğünü görüyoruz. Şimdi bu HDP'nin belediyelerdeki başarısızlığının tartışılmıyor olmasını siz biraz önce anlattığınız o propaganda çarkıyla oluşturulan o kin ve nefret iklimiyle mi ilişkilendiriyorsunuz? Yani evet, biraz onunla ilişkilendiriyorum. Biraz da tabii HDP kimlik eksenli bir siyaset yapıyor. Bunu biliyoruz artık. Yani onun üzerinden bir propaganda yapıyor. Bu son dönemde bu çok daha katmerli hale geldi. Yani HDP bir biçimiyle de Kandil'in esareti altında. Yani o yüzden de çok fazla kendi içinde de tartışmıyor. Yani sesler çıkıyor işte. Ayhan Bilgen gibi isimlerden sesler çıkıyor ama ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Tabii orada bir sol siyasi aktörlerin etkinliği üzerinden de bir tartışma var. Ama bunun bir siyasi ayrışmaya, bir derinleşmeye yönelik olup olmadığı henüz netleşmiş değil. Yani orada çok ciddi süreç bekleniyor. Bu biraz önce Biden'ı söylediniz ama aslında ABD'nin bölgedeki rolü aslında HDP tarafından da bekleniyor. Yani işte öyle bir dönem BJ Obama diyen HDP çevresi bu süreçte de Biden'ın ne yapacağını tepkiye göre de pozisyon alıyorlar. Hatta onu bekliyorlar. Çünkü YPG PKK ilişkisine Biden'ın nasıl yaklaşacağı çok Obama dönemi siyasetinin devam edecek gibi geliyor. HDP'liler de böyle düşünüyor. Biraz da o yüzden çözülme henüz görülmüş değil diye düşünüyorum. Yani bir siyasi rahatsızlık var mı? Var genelde. Yani sivil, siyaset ile şiddet arasındaki mesafe açısından genelde yani HDP'li siyasi aktörler arasında var. Ama öyle ortaya çıkıp ses çıkarabilecek bunu sorgulayalım diyebilecek bir nokta yok. İşte en son Demirtaş'ın geçmişi değerlendirme yüzleşmemiz gerekir diyor ama iki cümle söylemiyor. Söyleyemez de. Çünkü bir tarafıyla Kandil korkusu var. Bir tarafıyla birçok yani HDP'yi yöneten siyasi akıl şiddete inanıyor. Yani soldan geldikleri için kısmı yoğun olarak şiddetin gerekli olduğuna inanan bir akıl var orada. Bunu bir türlü terk etmediler. Yani o yüzden de PKK'ya karşı çıkmaları, sivil bir siyaset oluşturmaları henüz şimdilik çok gerçekçi bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Ama şeyi halkta çok önemli, belki Muhammed Bey altını çizdi. Yani çok etkileyici olacak iki şey gelişti diye düşünüyorum. Birincisi Diyarbakır anaları. Yani son dönemin belki de son 40 yılın en anlamlı sivil hareketi olarak bence çok etkili olacak diye düşünüyorum. Seçimleri de etkileyebilecek, süreci de etkileyecek önümüzdeki süreci. İkincisi de mesela Ağrı gibi örneklerde ya da işte şu anda Diyarbakır'da çalışmalar. Bunların da hizmet siyasi süreçleri etkiler mi? Çok etkilemez ama etkiler de. Bir yanıyla da etkiler. Yani sonunda sokaktaki insan hizmete de değer karşılığını veriyor. Ama orası özellikle de o bölgeler, yani HDP'nin de etkin olduğu bölgeler daha siyasallaşmış ve kimlik üzerinden siyasete teslim olmuş durumdadır. Burada bölgede o farkı göreceğiz ama HDP'nin oy aldığı büyük şehirlerde çok ciddi bir fark olacağını sanmıyorum. Yani büyük şehirlerdeki HDP'nin aldığı oyların hiç etkilenmediğini düşünüyorum. Yani enteresan bir durumdur. Bölge insanı daha gerçekçi, daha realist davranıyor, süreci iyi tahlil ediyor ama büyük şehirlerdeki HDP'nin seçmeni daha radikal, daha
agresif davranır. Muhammed Bey'e bir soru sormak istiyorum. Çünkü biz buradan yazıyoruz, çiziyoruz, izliyoruz. Yani yorum yapılıyor. Muhammed Bey, Diyarbakır anneleri Diyarbakır'da neyi değiştirdi? Yani siz oradasınız. Bölge halkında nasıl bir hava yarattı? Bunu bize birkaç böyle maddeyle anlatabilir misiniz açık bir şekilde? Öncelikle korku bariyerini aştı bu eylem, bu sivil sesleniş, bu vicdani sesleniş. Birçok ailenin, evladı dağda olan birçok annenin, babanın, ailenin çocuğunu artık istediğini biz duyuyoruz. Bize de söyleyenler var ve müracaat edenler de var. Bu birincisidir. Korku duvarları aşıldı ve insanlar bir yanlışın farkına vardı ve daha cesur bir şekilde çocuğunu istiyorlar. İkincisi, HDP'nin politikalarını. Çünkü bakın, bir tane HDP'li yetkili, siyasi çıkıp, ya siz bizim insanımızsınız, elbette ki bu bir trajedir, acıdır, çocuğunuzun geri dönmesi için biz elimizden geleni yaparız demedi. Bir sorgulama, bir yüzleşmeye gitmediler. Tam aksine adresi gösterdi değil mi? Adresi gösterdi. Yani bir HDP'li milletvekilinin, bir akademisyen insanın bu insanlara inat, zafer işareti yapması Diyarbakır kamuoyunda çok acı bir şekilde karşılandı. Böyle bir şey olabilir mi? Onlar insan, onlar bu bölgenin insanı, onlar anne, onlar baba. Her şeyden önce insan evladını istiyor bunlar. Ve bu doğal bir şey. Kıymetli hocam, kimse bunu planlamadı, programlamadı. Bakın, ben bir siyasiyim, AK Partili bir siyasiyim ve ben oraya gitmedim, bir görüntü vermedim. Çünkü AK Parti mi bunu tertip ediyor, yoksa başkaları mı bunu planlıyor, örgütlüyor demesinler diye. Bu doğal gelişti, kendiliğinden gelişti ve bir annemizin cesur bir şekilde ortaya çıkıp evladımı istiyorum demesiyle doğal bir şekilde oluştu. Sonra öbek öbek insanlar geldi, oturdu oraya. Evet, şimdi, Muhammed Bey, ben aslında dediğiniz o korku ikliminin yıkılması fevkalade önemli. Şimdi Yılmaz hocam, Erdoğan'ın güzel bir filmi var, Ekşi Elmalar diye. Seyrettiniz mi? Biliyorum efendim. Şimdi Ekşi Elmalar'da, hani ben kısaca seyretmeyenler için kısa bir özetini yapayım. Orada işte Adalet Partisi'nde siyaset yapan ve belediye başkanı adayı olan bir adam ve onun ailesini, çocuklarının işte yine Hakkari'ydi galiba, hikayelerini anlatıyor. İlde Hakkari. Bu adamcağız orada mesela Ekşi Elmalar'da işte Adalet Partisi'nin bu sağ siyasetin hizmet siyasetine esas alan bir şekilde işte teleferik yapmayı, orayı turizmle harekete geçirmeyi, yatırımlar yapmayı düşünüyor. Fakat önce darbe oluyor, sonra da bu PKK'nın şiddeti dolayısıyla bütün bu projeleri yani hayata geçmeden ortadan kalkıyor. Orada da şiddet hakimiyetini kuruyor. O aile de işte Antalya'ya göç ediyorlar. Şimdi aslında hani o Ekşi Elmalar'daki o siyasetçinin hayalinin gerçek olduğu bir dönem görüyoruz. Siz hani o resimlerde falan onu görüyoruz. Teleferikler, kayaklar, evet. Hizmet siyaseti hayata geçmiş. Bu sefer olacak mı yani? Murat Hocam, şunu elbette ki olacak. Hocam şunu söyleyeyim. Şimdi Mahmut abi çok sevdiğim bir abimdir. Tabii İstanbul'da, büyük kentlerdeki Kürt seçmen, HDP'ye yakın olan seçmenin mutlaka bu bölgeyle farklı bir refleks ortaya koyacağını ben de düşünüyorum. Ama burada acılar yaşıyor. Burada ilçeler yok edildi. Burada şehir meydanlarında, ilçe meydanlarında çatışmalar yaşandı. Bakın, ben ilginç bir şey söyleyeyim. 3 tane HDP'li milletvekili bu olaylardan sonra Diyarbakır'da esnaf ziyaretine gitmişti. O esnafın dediği şey şuydu: lütfen gelip gezmeyin. Seçim arifesindeydi galiba. Biz size oy verdik, burayı yakıp yıkın diye değil, yakıp yıkanlara destek verin diye değil. Ve esnaf gezdirmedi. Diyarbakır surda oldu bu hakikat. Bu yaşandı yani. Şimdi bana 3-4 yıl önce deseydiler ki Zap suyunda rafting yapılacak, Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde yamaç paraşütü, Diyarbakır'ın Kurt ilçesinin Goderli kanyonu var, orada doğa turizmi, doğa yürüyüşü yapılacak, Hakkari'nin Mergabotan yaylasında ise kayak yapılacak, ben inanmazdım. Ama bunlar gerçek oldu. 3-4 yıl içerisinde sağlanan huzur ve güven ortamında son yıllarda çok ciddi insan aktivitesi.
her ilde bir üniversite var. Muhammed Bey. Sorgulama diyoruz. Bu şekilde sorgulama oluyor. Vakit daralıyormuş. Olur. Ben de bir şey sormak istiyorum. Hayır efendim. Size. Mehmet Acet soruyor. Şimdi bir Şırnak örneğini gördük son seçimde. Yani Şırnak mucizesi sürpriz, abi. Sürpriz olarak ama başka da bir sürpriz görmedik bu anlamda. Ağrı vardı. Bir de Ağrı vardı. Evet. Bir de Ağrı vardı. Alt ilçeler var bazı ilçeler. Yani var. O evet yani Diyarbakır. Hocam şunu söyleyeyim. 94 tane diyelim ki belediye başkan görevlendirilmesi kayyum diye tabir ediliyor ya. Evet. Görevlendirme yapılan yerleşim yeri vardı. Son seçimde, yerel seçimde 44 tanesini HDP kaybetti. Yani bunun 36 tanesini AK Parti kazandı. Geri kalanında var, onu da işte CHP'dir. İşte diğer partilerdir bunları kazandılar. Şimdi bölgede siyaset çeşitleniyor, farklılaşıyor ve insanlar elbette ki sorguluyor. Neden? Çünkü her ilde bir üniversite var. Bu üniversiteye Türkiye'nin dört bir tarafından öğrenciler geliyor. Her ilde bir hava meydanı var. Ve bu havalimanlarından her yere insanlar gidiyor, geliyor. Turizm arttı, turizm gelirleri arttı. Güçlenen, zenginleşen yeni bir orta sınıf var artık. OSB'ler kanalıyla, bakın çok ciddi bir başlıktır, konuşmak lazım. Hakikaten sanayileşen bir yani bölgeden değişim, bahsediyor. Yani bu değişim, dönüşüm, oy tercihlerine yeterince yansıyor mu? Sormak istediğim bu. Evet, siyasete yansımasını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Elbette ki ekonomik, sosyal değişim beraberinde siyasal değişimi getirir. O siyasal değişim daha geç sonuçlar elbette ki doğru. Şimdi hocam propaganda ögesinden bahsetti Mahmut abi. Hali ideolojik propaganda. Bunun büyük bir kısmı belediyeler kanalıyla yapılıyor. Belediyenin ve yerel yönetimlerin imkanlarıyla ciddi bir ideolojik inşa faaliyetine girişilmişti. Bu ellerinden alındı bu. Şimdi artık bu belediyeler insan odaklı hizmete yöneldiler. Şimdi gençler artık sportif aktivitelere, kültürel aktivitelere, kadınlar meslek edindirme kurslarına gidiyor. Ve demokratik bir iklim gelişti. Bir şey ortaya çok net bir şekilde bir sonucu önümüze koymuştur. Güvenlik olmadan yerel kalkınma ve demokratik gelişim olmaz. İşte güvenlik sağlandıktan sonra, huzur iklimi geldikten sonra hem yerel kalkınma gelişti, bölgesel kalkınma ve hem de demokratik gelişim bu bölgede. Bunun yakın zamanda bence işaretlerini de göreceğiz. Yani bundan sonraki seçimlerde A partisi olur, B partisi olur. Birçok partinin burada iddia ortaya koyacağını ben Muhammed Bey, evet bu son cümlemiz olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet, önümüzdeki programlarda inşallah hocam. Önümüzdeki programlarda sizi yine ağırlamak, istifade etmek isteriz. Muhammed Akar'a, Diyarbakır eski il başkanlığı AK Parti'nin teşekkür ediyoruz. Mahmut Övür'e de sizi çok tuttuk ama ben bu kısma da katılmanızı, katkı vermenizi istedim. Çok teşekkür ediyoruz çok Mahmut teşekkürler. Övür. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Size iyi akşamlar diliyorum. Ben sağ olun. Haftanın raporu devam edecek efendim. Salgın, aşı meselelerini konuşacağız. Kemalettin Aydın ve sandıklı belediye başkanı Mustafa Çöl ile bekliyoruz. Raporu devam ediyor sayın seyirciler. İki değerli konuğumuzla beraber COVID-19 salgını, bu salgın döneminde neler yaşanıyor, işte kamu, yardımseverler, belediyeler ne tür hizmetler gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda bu aşı faaliyetleri, dünyadaki aşı mücadelesi, aşı savaşları, Türkiye'deki aşının 2 milyon sınırını aştığını öğrenmiş durumdayız bugün itibariyle. Gelen aşılarla beraber nasıl bir seyir izleyecek? Bunları konuşacağız. Alınan tedbirleri konuşacağız. İki değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Kemalettin Aydın hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hoş geldiniz hocam. Hocam bu sefer memlekettesiniz galiba. Evet evet. Memleketteyim. Yani bu sefer Torul'da Zigana köyünde. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Bu köy ve özellikle taşrada da bu salgın nasıl salgınla nasıl mücadele ediliyor? İnşallah size geldiğinde tekrar o bahsi açarız. Diğer konuğumuz evet bağlanmış Afyon Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl bizlerle. Mustafa Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Kemalettin Hoca ile zaman zaman bu salgın meselelerini, buna bağlı olarak aşı meselesini konuşuyoruz. Bundan sonraki dönemde de konuşacağa benziyoruz. Çünkü halihazırda problem devam ediyor. Biz bu programda da başka vesilelerle de konuştuk ama yani bir yandan bu Türkiye'nin ya da bazen işte dünyanın meselesi olarak konuşulurken diğer taraftan da işte bu taşranın, ilçelerin, köylerin de meselesi ve oralarda bu nasıl bir seyir izliyor? Siz mesela Sandıklı'da bu salgınla mücadele ederken özellikle geçtiğimiz bahar aylarında Vefa grubuyla neler yaptınız? Bu Vefa grubunun içerisinde hani devletin katkıları, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, Kızılay'ın katkıları neler oldu? Onları sizle konuşup paylaşmak istedik Mustafa Bey. İsterseniz bu geçtiğimiz dönemdeki o Vefa destek grubuyla başlayalım. Halihazırda salgında önce isterseniz onu soralım. Sandıkların durumu nedir? Hastalığın yoğunluğu, azlığı bakımından bunu takiben de Vefa destek grubuna geçelim. Buyurun. Öncelikle sandığımızda şu an itibariyle vaka sayılarımız son derece azalmış durumdadır. Hatta geçen hafta 10 günlük sürece baktığımız zaman yaklaşık olarak bunun 6-7 gününde 0 vaka, 2 vaka, 3 vaka, 4 vaka şeklinde vakalar tekrar az da olsa artmaya başladı. Maşallah. Şeye gelirsek bu, hocam, Vefa destek grubuna Mustafa Bey, başkanım. Aynen şöyle, Vefa destek grubunda kaymakamımız, emniyet müdürümüz, jandarmamız, milli eğitim, diyanet işleri müftülüğümüz, Sandıklı'da muhteşem bir organizasyonla bu işin üstesinden geldik. Sandıklı, Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi. Hem ilçe merkezimiz hem köylerimiz olmak üzere. Özellikle bu işin içerisinde bulunan çok vefakar, fedakar, sağlık çalışanlarımıza ben huzurlarınıza canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten son derece titiz, son derece fedakar bir çalışma sergilediler. Bunların, bu çalışmaların takibi, incelenmesi, yerinde görülmesi, COVID vakası olan hemşehrilerimizin takibinin an ve an izlenmesi gerçekten bizim bu COVID'i ilçemizde kontrol altına almamızda en büyük etkenlerden bir tanesi oldu. Bizim tabii ki Vefa grubu çalışmalarımızda belediyemizin de hassasiyeti, desteği son derece yüksekti. Yine belediye olarak da biz COVID sürecinde özellikle Mart ayındaki başlayan süreçte 65 yaş grubuna özellikle çok ciddi destekler sağladık o dönem içerisinde. Sokağa çıkma yasağı varken 65 yaş evet. grubuna neler yaptınız? Evet, özellikle ilçemizde Sandıklı Belediyesi olarak 5 yıldır yapmış olduğumuz bir çalışmaya 65 yaş grubunu da dahil ettik. Sıcak yemek projemizi onların evlerine ulaştırdık. Onların herhangi bir eczaneden olsun, diğer marketlerden olsun bütün ihtiyaçlarını Sandıklı Belediyesi zabıta ekipleriyle beraber evlerine kadar bıraktık. Bu süreç bizim için çok önemliydi. Burada destek olmak, gerçekten bu sürecin güven meselesi, manevi boyutları da bizim için çok önemliydi. Moral açısından onların yanında olmak, özellikle belediye olarak yapmış olduğumuz en hassas çalışmalardan bir tanesini dile getirmek istiyorum. COVID vakası görülen tüm hemşehrilerimizi tek tek arayarak geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Bir isteklerinin, arzuların olduğunu defaatle dile getirdik. Hatta bir vatandaşımızı biz birkaç defa aradık. Bu noktada bu süreç içerisinde bu hastalığın tıbbi boyutunun yanında hemşehrilerimize psikolojik olarak da destek olmak, onlara moral vermek gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Mustafa Başkanım, bir de bu kısım önemli dediğiniz gibi ama bir de ekonomik bir boyutu var. İster istemez ekonomide bazı sektörlerde sıkıntılar yaşandı. Siz hani orada kamu otoriteleri muhtelif yöntemlerle sosyal yardımlar uyguladı, işte bir takım vergilerde vesaire destekler sergilendi.
Belediye olarak özel bir tedbiriniz, teşviğiniz veya yardımınız söz konusu oldu mu? Bu bahsettiğiniz desteklerin dışında hani esnafa, iş hayatına yönelik bir desteğiniz oldu mu? Evet, kesinlikle Sandıklı Belediyesi olarak yapmış olduğumuz büyük bir çalışmayı Sandıklı Halk'ın hizmetine sunduk. Ben bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle bunun toplam bedeli yaklaşık Sandıklı Halk'ını ilgilendiren kısmı destek boyutumuz Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek çalışmamızda 25 milyon liralık bir destek paketi sunduk. Bunun içerisinde neler vardı? Bulunduğumuz ilçe %90'ı jeotermal enerjiyle ısınan bir ilçe. Burada ısınma bedellerini 1000 TL'ye kadar biz %50'sini indirdik. Yine aynı şekilde soğuk su kullanım ücretlerinin 1000 liraya kadar olan kısmını %50 olarak indirdik. Yine Sandıklı Belediyesi'ne bağlı pazar yerindeki esnaflarımızın aldığımız işgaliye harçlarını %50 indirdik. Belediyemize ait ve belediyemizin bağlı olduğu şirketlere ait olan iş yerlerinin kiralarını yine 3 ay süreyle uzattık. Yine pandemi sonrasında onlar 3 ay daha fazla kalabilecekler. Bununla beraber bu süreç içerisinde hemşirelerimiz gerçekten evlerine kapandılar. Çok sıkıntı ve zor günler geçirdiler. Bu vesileyle biliyorsunuz termal bir şehir Sandıklımız. Burada belediyemize ait yaklaşık 300 tane termal kaplıcalarımızla villa işletiyoruz. Buralarda daha güzel vakit geçirebilmeleri için, en azından bir nefes alabilmeleri için buranın da günübirlik konaklama tesislerinde %50 indirime giderek buralarda vatandaşlarımıza hem maddi hem de manevi moral olarak ciddi bir paket ortaya koyduk. Bu gerçekten bu bölge için ve ülke için çok çok önemliydi. Bizim ölçeğimizde bir belediyenin bu denli desteği noktasında yankı uyandırdı ve gerçekten şunu açık ve net söylemek istiyorum. Bu paketi açıkladığımız günün bir gün öncesi ve bir gün sonrasında hemşehrimizin yüzündeki gülümsemeler bile gerçekten fark etti. Bu süreç ben şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki burada bu hastalığın tıbbi olarak geçtikten sonrasında da psikolojik olarak da moral olarak da bir geçiş süreci, bir geçiş evresi yaşayacağımızı düşünüyorum. Biz bunun ilk adımını attık. Burada sonuna kadar hemşehrimizin yanında olmamız gerektiğini arkadaşlarımıza istişare ettik. Şöyle ki biz bu çalışmayı yaparken dedik ki biz bugün Sandıklı kıymetli hemşehrimizin yanında bugün olmalıyız. Biz farklı bir projeyi bir sene sonra, iki sene sonra yapabiliriz. Ama bugün bu kıymetli hemşehrimizin yanında olmazsak ne gün olacağız diye böyle güzel ve Sandıklı Belediyesi'nin de desteğini, gücünü ortaya koyacak bir çalışmayı Sandıklı Halk'a sunduk. Bugün yaklaşık 40 günlük bir süreç oldu. Bu çalışmamızı başlatalı. Burada yaklaşık 6 milyon liralık bir desteği Sandıklı Halk'a sağlamış olduk. Başkanım, şimdi aşı faaliyetleri devam ediyor herhalde. Sandıklı'da da yaşlılar aşılanıyor, doğru mu? Evet, kesinlikle de, evet, doğru. Yani köylere gidiliyor. Şu anda kar var mı Sandıklı'da? Köylere sağlık ekipleri gidiyor, geliyor. Onları takip edebiliyor musunuz? Evet, takip ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Kendi özellikle gidiliyor bu yaşlı insanların özellikle aşılama yapmak için. Yoksa sağlık merkezlerine onlar mı geliyorlar? Sağlık ekiplerimiz evlerine gidiyorlar. Özellikle son bir haftadaki gündem bu. 90 yaşından üzeri sonrasında kademe olarak aşağıya doğru iniyor. Bugün itibariyle 75 yaş grubuna, 70 yaş grubuna da aşılama faaliyetleri devam ediyor. Gerçekten son derece devletimizin ne kadar büyük olduğunun, bu zor süreçlerde ne kadar fedakarane bir çalışma yaptığının en büyük örneğini gösteriyorlar. Gerçekten çok muhteşem bir organizasyon var. Ben bunun altını çizmek istiyorum. İnşallah bu süreci planlı ve düzenli bir organizasyonla üstesinden geleceğimize inanıyorum. Mustafa, ben özellikle başkan, şunu söylemek istiyorum Murat Bey. Bizim için şu çok önemli. Bu pandeminin başladığı süreç içerisinde Sandıklı gurbetçisinin çok fazla olduğu bir ilçe.
Fransa'da, Almanya'da, İsviçre'de birçok yaklaşık 60 bin hemşerimiz yaşıyor. Orada tabii ki 3. nesil, 4. nesiller yaşıyor. Orada da siyasi olarak belediyelerde meclis üyesi olan farklı siyasi çalışmalar içerisinde bulunan hemşehrilerimiz de var. Biz bunlarla da irtibat halindeyiz. Çok enteresan bir telefon almıştım. Onu bahsetmek istiyorum. Özellikle buyurun, Fransa'dan gelmişti. O kadar vahim ve acı bir telefondu ki biz burada o zaman takacak bir maske bile bulamıyoruz. Ne olur bize yardım edin diye bir telefon aldık. Türkiye'de özellikle son 2 yıl, 3 yıl öncesine kadar Avrupa'daki hemşehrilerimiz sandıkta kalıyorlar, orada kalıyorlar. Öncesinde Avrupa'daki sağlık hizmetlerinin daha faydalı, daha olumlu olduğunu söylerlerken şu anda tamamına yakını geri dönüş yaptılar ve sandıktaki ve ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde yapıldığını, bu sürecin muhteşem bir şekilde yönetildiğinin gurbettekiler sandıklıya gelip burada mı geçiriyor salgın günlerini? Evet, kesinlikle yaz döneminde geldiler ve dönüş artık yok. Hemen hemen tamamına yakını şu anda sandıkla ikamet ediyorlar. Ve bu süreçten sonra da dönmek istemediklerini altını çiziyorlar, belirtiyorlar. Mehmet Şahin'in bir sorusu olacak başkanım. Başkanım, bir soru sormak istiyorum. Özellikle biliyorsunuz bu ikinci pandemi sürecinin artışından itibaren kafeler, lokantalar falan biliyorsunuz kısıtlama getirildi. Şu anda belli kısıtlamalar çerçevesinde işliyor. Peki bu aynı zamanda bazı işte bir iş sorunu falan ortaya çıkardı. Size başvurularda artış oldu mu belediyeye? Bu konuda kaymakamlıkla ortak çalışmalarınız veya bir programınız oldu mu? Bu aslında bugün çok iyi oldu. Bir ilçe belediyesinin nasıl çalıştığı veya işte Anadolu'da bu işlerin nasıl işlediğini ortaya koymuş olduk. Buyurun, sorunun cevabını alalım Mustafa Başkanım. Sanki başkan düştü mü ekrandan? Evet. Kemalettin Hoca'ya soralım. Kemalettin Hoca'ya dönelim hemen. Kafeler, restoranlar açılmalı mı? Ona evet. Bence oraya gelmeden Kemalettin Hoca'ya şeyi soralım. Yani o da mesela Zigana'da, Torul'da buna şahit oluyor. Orada salgınla mücadelede köylerde, bu küçük ilçelerdeki iklim nasıl gelişiyor? Moraller nasıl? Hani o aşıyla ilgili konuşmaların ötesinde şu anda Zigana köyünde, Torul'da nasıl bir hava var bu salgınla mücadele bakımından hocam? Teşekkür ederim. Önce şunu söyleyeyim ki bu sigara yasağı çıktığında da ben o zaman bölgemde başka bir görevle köy köy dolanıyordum. İlk uyan köylerdeki çay ocakları ve kahvehanelerdi. İnanılmaz bir derecede sigara yasağına, hatta Rıza amca vardır Erik Bilin'de, gittik, teko var, bir de biz 3-5 kişiyiz. Kuru fasulyesi pilavı meşhurdur, onu yiyeceğiz, dışarı çıkayım ben dedi, hocam dedi. Abi niye burada sohbet edelim, ben bir sigara içeceğim öyle geleceğim dedi. Yani dağın başında Erik Bilin dediğimiz yerde, Tonya Kürt'ün üzerinde başka kimse yok, bir biz varız. Sigara içmeyi, dışarı çıkmayı uygun gördü. Bu pandemi sürecinde de köyler inanılmaz derecede kurallara uydular ve kendilerini koruma psikolojisiyle herkesten daha fazla sağlık okur yazarı oldular. Ama yaz dönemi özellikle büyük şehirlerden gelen ve kural açısından da bir kısım gevşekliği olan insanlar köyleri infekte ettiler. Şimdi bu süreçte de aşılarını yine devletin kapılarına kadar getireceği inancıyla aşılarını bekliyorlar. O büyük şehirlerden gelenler de çekildiği için köylerde hemen hemen hiç vaka yok. Kent olarak Torul Kaymakamlığı ve Belediye Başkanı'yla geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapmıştık. Hatta şöyle bir şey, belki ne kadar ayıp ediyorumdur söylemekte. Yılbaşı süreci içerisinde yılbaşı maliyetimi kasabada işten çıkan çay ocağında, kahvehanede biriler varsa onlara destek verelim, hani bakkal defteri hesabıyla. Hocam dediler, biz kaymakamlık ve belediye olarak kimin neye ihtiyacı varsa devletin verdiğinden daha fazlasını da sağdan soldan bulup, yani Anadolu'nun o cefakar milletini, devletinin yöneticileriyle buluştuğunda çok büyük sorunlu bir süreci
başarıyla atlattıklarını görüyorum. Zaten bu birbirine yardım etme hem toplumsal davranış hem iman açısından bu özellikleri olmasa Anadolu'nun çok daha başka şeyler konuşurduk. Dinledik şeyi de, sandıklıyı da. Vallahi tebrik ediyorum sandıklı belediye başkanları. Çünkü ben biraz bazen haddimi aşarak bir kısım tweetleri retweet ederek bir kısım belediyelerin ki arkadaşlarım olan belediyeleri bu yeri, tavanı, yeryüzünü, parkeyi, yolu kaldırımı yıkayanları paylaştılar sosyal medyada. Ben de temizlik imandan ama bunun ne işe yaradığını bir de bana anlatsanız da ben de anlasam yani onun yerine ihtiyaçlı olan özellikle kış dönemi sobasının odunu ya da mutfağının yağı olmayan insanlara sosyal yardım olarak yardımda bulunsanız daha hayır edersiniz. Çünkü o kaldırımı köpüklü suyla yıkamanın bu işe bir katkısı yok diye de kendi arkadaşlarımı dahi alıntılayarak bazen yerdiğimde oldu. Hocam teşekkür ederiz. Bu kısım da önemli aslında. Hani faydası olmayan temizlik gayreti tam aksine bazen kimyasallar kullanıldığı için sağlığa da zarar verebiliyor. Bu uyarınızı da böylece kaydetmiş olalım. Hem belediyelere hem kamu otoritesine hem de aslında herkese. Sadece görüntü oluyor. Evet, temizlik gerekli ama bunun nerede yapılacağı belli. Talimatları var. Sağlık Bakanlığı'nda bu. Evet, bu şey de önemliydi. Ben onu soracaktım. Siz söylediniz. Hani biz belediyeye, işte kaymakamlığa, kamu kurumlarına soruyoruz ama aynı zamanda herkesin hayır yapacağı bir zaman varsa, yardım edeceği bir zaman varsa o zaman bu zaman. Dolayısıyla evet, herkesin yapabileceğinin azemisini yapacağı günlerden geçiyoruz. 2019 ve 2020'de. Bir de şunu söyleyelim. Şimdi kafelerimiz, lokantalarımız bizim acil durumda onlara başvurduğumuz, değil mi? Aslında sadece onlar bir işletme değil, aynı zamanda bize yardım eden kurumlar. Bazen böyle otururken onlara yardım olsun diye dışarıdan bir şey söylemek gerekir diye düşünüyorum. Haftada birkaç defa da olsa, yani aile olarak, yani biz izleyenler açısından söylüyorum, bir destek olsun diyor. Çünkü eve hizmet yapıyorlar. Böyle bir tavır ortaya koyarsak onlara destek oluruz. Evet, bu yardım faslına gene döneriz ama isterseniz bu hocanın uzmanlık alanı olan, hani bizim kendisinden istifade ettiğimiz bu aşı meselesine hocam bir bakalım. Şimdi Türkiye'deki aşı meselesi iyi gidiyor. 2 milyonun üzerine çıktı herhalde ve programlanan istikamette yaş dilimlerine uygun bir şekilde ilerleniyor. Geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler de oldu. İşte 10 milyonluk bir doz da geldi. Toplam 10,5 milyon doza ulaştık herhalde ama müsaade ederseniz son bir soruyla sandıklı belediye başkanımızı uğurlayacağız. Sizin de öyle devam ederiz. Mustafa Başkanım, bu teknik bir problem yaşadık. Şimdi duyabiliyorsunuz herhalde, değil mi? Evet, ben hemen şunu soracaktım son olarak. Bu hani sizin yardımlarınızın, belediyenin gayreti önemli, kamu kurumlarının önemli. Ama aynı zamanda duydunuz mu bilmiyorum. Bu içinde geçtiğimiz günler hepimiz açısından, hayırseverler açısından, iş adamları açısından hayırın işleneceği günler. Eğer hani böyle ertelediğimiz şeyler varsa veya yapmayı düşündüğümüz şeyler varsa hayır faaliyetleri, işte 2020'nin, 2021'in bu salgın günlerinde özellikle sıkıntı yaşayan sektörlerdeki insanlara bu yardımı yapmak lazım. Bu yardım bazen borç ertelemek şeklinde de olabilir. Birçok yolu yöntemi bulunur ama önemli olan bunun gündeme alınması. Ben hani Sandıklı'da hayırseverlerin, Sandıklı'daki hemşehrilerinizin böyle bir gayretini görüyor musunuz? Yardımseverlikte, dayanışmada bir artış var mı? Kesinlikle var. Bizzat yaşadığımız çalışmalar da var. Bunu da açıkçası görüyorum. Bu sandıklının ne kadar geçmişine bağlı ve kıymetli olduğunun en büyük göstergesi haline geldi. Özellikle bahsettiğim ilk bölümdeki aşevimizden çıkan yemek verdiğimiz dönemler içerisinde sandıkların hayırseverleri sıraya girdiler. Bugün 65 yaş grubuna, bize bugün o gün verilen yemekler binlerce haneye ulaşıyordu. Biz binden fazla kişiye toplamda yemek veriyorduk. Ve orada ciddi bir destek sağladılar. Eve götürdüler alıp. Doğru mu hocam? Doğru mu başkanım? Bütün malzemelerini bize getirdiler. Biz Sandıklı Belediyesi'nin tesislerini onları pişirip evlere bizzat dağıtmış olduk. Bugün evet, bizden olsun. Herkes sıraya girdi. Bugün bizden olsun. Biz bugün biz verelim. Biz destek olalım diye. Bu gerçekten çok son derece
birleştirici bir unsurdu. Ve hatta devam ediyor yine aynı şekilde bu dönem içerisinde. Sıkıntılı olan ailelere destek vermek amacıyla birçok hayırsever vatandaşımız belediyemize kadar gelip bunların tespiti noktasında, desteği noktasında istişare ediyoruz, destek sağlıyoruz. Gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin de en safhada yaşandığı dönemler haline geldi. Bu dönemlerde birbirimize kenetlenerek, birbirimizle temal olarak bunun üstesinden hep beraber geleceğiz. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlıklarımızın da muhteşem destekleri var. Özellikle ben şunun altını çizmek istiyorum. Benim için çok önemli bir belediye başkanı olarak şunu söylemek istiyorum. Biz ve bütün dünyadaki ülkeler bu COVID salgını ile ilgili ciddi bir mücadele sergiliyorlar. Baktığımız zaman diğer ülkelerdeki birçok belediyeler birliğine üyeyim. Hem yurt içi hem yurt dışında da olmak kaydıyla. Hiçbir bizim dışımızda ülkelerde herkes sadece sağlık odağına odaklanmış. Hiçbir yatırımla ilgili hiçbir şey yok. Ama bakıyoruz hem ülkemizde Cumhurbaşkanımız birçok yerde karayol olsun, diğer tesisler olsun, fabrika olsun, birçok çalışma ile ilgili hizmetler oluyor. Sandıklı belediyesi olarak bile turizmle olsun, çevrede olsun birçok destek alıyoruz. Aynı zamanda da hastalıkla mücadele ediyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu yine en açık bir şekilde görmüş olduk. Çok teşekkür ederiz Mustafa Başkanım. Teşekkürler Başkanım. Sizin şahsınızda Sandıklılı kardeşlerimize, büyüklerimize, sizin gibi işte mücadele eden bütün belediye çalışanlarına, kamu otoritelerine ve tabii ki yardımsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı bir iletiyoruz. Çamur banyosu vardı değil mi Sandıklı? Sandıklı'da tabii Sandıklı zengin bir şey. Onu başka bir zaman, bugün Sandıklı meselesini konuştuk. Sandıklı'nın termal bir şeyi de var, evet. Boyutu da var. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Kemalettin Hocam, şimdi aşı meselesine dönersek, aşıda yani ilerleme var, 2 milyonu geçmiş durumda Türkiye, yeni son dozların gelmesiyle beraber 13,5 milyon dozluk bir rezerve ulaştık en azından şimdilik. Dahasının geleceğini de biliyoruz, böyle anlaşmalar var ama diğer taraftan da dünyada da bir aşı savaşı, aşı gerginliği var. Bunu bir değerlendirmenizi isteriz. Önce isterseniz dünyadaki gerginlikten bahsedelim, sonra Türkiye'deki gelişmelere bakalım. Buyurun. Yani maske savaşlarından sonra aşı savaşlarına başladık hocam. Evet. Öncelikle Murat Hocam, ekranı görmediğim için Mehmet Hocam'a ve Sayın Mehmet Acit'e saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Saygı bizden. Aşı savaşları beklenildiğinden daha erken geldi. Daha da sert olacak. Çünkü aşı teknolojisi kolay bir teknoloji değil. Ve böyle düğmeye bastığınızda milyarlarca doz üretme şansınız söz konusu değil. Doğal olarak da ülkeler, özellikle batı coğrafyasındaki ülkeler ikinci dalgayı yaşayınca o zaman kendi hükümetlerinin aşı konusundaki zayıflığının toplumsal gerginliğe neden olması beklenilen bir tabloydu. Örneğin Pfizer-BioNTech dediğimiz aşı 2020 yılının 100 milyon dozunu 50 milyona indirdiğini biliyoruz Aralık ayındaki açıklamasında. Üretimi indirdi değil mi? 100 milyondan tabii, 50 milyon. Yani evet. En azından şöyleydi onlar. 2020 yılı 31 Aralık'a kadar 100 milyon doz üreteceğini, sonra 2021'in sonuna kadar da 1 milyar 100 milyon doz ve topluca böyle 1 milyar 200 milyon doz üreteceği planı vardı. Ancak Aralık ayının o en sıcak döneminde bile 100 milyona 50 milyona indirdiğini söyledi. Bu yılın ne olacağını şu an için bilemiyoruz, ne kadar olacağını. Diğer taraftan AstraZeneca'nın üretiminde bir problemler doğdu. Doğan bu problemler otomatik olarak sıraya giren, pazarlığını yapmış, belki parasını vermiş olan devletlerde bir problem doğdu. Başka bir problem doğdu. Avrupa Birliği içindeki aşıları Avrupa Birliği'nde kullanalım. Amerika mesela Moderna aşısı vardı. Sadece öncelikle Amerika'ya yetecek kadar dedi. Yani kendi ülkesinde. Öyle olunca Avrupa Birliği sınırları içerisinde aşını önce kendi Avrupa Birliği'ne verelim deyince başka ülkelerden sipariş verenler hukuki mesele haline getirdiler.
Bütün bunların tetikleyicisi de özellikle Avrupa'nın son günlerde yaşadığı dalga meselesi. Çünkü Şubat'tan beri olan bir salgında aşı yeteri kadar yapılmış olsaydı, yeteri kadar doz imal edilip insanlara uygulanabilmiş olsaydı, o Avrupa ülkelerinin nüfuslarının %60-70'i aşılanmayla bağışıklık olmuş olsaydı, o toplumsal bağışıklık olmuş olacaktı ve salgın durmuş olacaktı. Sonuçta bugün Avrupa'ya geldiğimiz zaman hiçbir ülke salgınını yönetebilir düzeyde ne toplumsal bağışıklığını ne de aşı bağışıklığı olmadığı için toplumsal hocam, burada risk doğuruyor değil mi? Sizin dediğiniz o aşılama olmayınca, toplumsal bağışıklık elde edilmeyince bu virüsün bir mutasyona uğraması, ki uğradı işte İngiltere'de yayılma bakımından, aşıları ve genel olarak mücadeleyi olumsuz etkileyecek bir probleme dönüşebiliyor. Problemi büyütüyor daha doğrusu. Yani şöyle, şimdiki bu mutasyonun aşı ile elde edilen savunma hücrelerinden kaçtığına dair bir delilimiz yok elimizde. Yani hala COVID-19 tipiyle... Ama en azından yayılma hızı arttı. Tabii. Ama bu arada ben Mehmet Hocam'a belki pasta olur, belki mesleğimin dışındaki bir alanda konuşuyor olabilirim. Bu mutasyon ve salgın süreci bana Batı toplumlarının süreci iyi yönetemediğinden suçlu virüs ilan ettikleri kanaati doğuruyor. Evet. Örneğin İngiltere'de biliyoruz ki bu mutan suç açıklanmadan önce Güney İngiltere'de çok yoğun bir yayılım vardı ve muhalefeti, iktidarı bu konuda çok zorluyordu. Sonunda çıktı. İngiltere Başbakanı dedi ki güneyde bir mutasyon var ve acayip yayılıyor. %70 daha fazla yayılıyor. Maalesef bunu biz de elimize aldık. Oysa %70 daha yayılıyor derken, yani aslında 1,5 metre mesafeniz var ve ağzınızda maskeniz varsa o bir öncekine göre daha büyük bir yetenekle gidip aradan sızarak içeri girmiyor. Yani ağız boğaz bölgenize girdiyse hücre içine girişi %70 oluyor. Geçtiğimiz günlerde de ölüm oranları salgın kontrol edilemeyince, ölüm oranları artınca bu sefer mutan suç ölüm oranını artırıyor gibi bir açıklama yaptı. Halihazırda yine herhangi bir bilimsel makalede okumadık. Yani biraz bu virüsün mutasyonu Batı toplumlarını yöneten mevcut iktidarlar tarafından suçlu durumuna, kötü yönetilen bir salgın yönetiminin sonunda suçlu durumuna virüs taşınıyor. Ama bizim ülkemizde takip ediliyor. Bir sorun görünmüyor. Zaten olabilecek sağlık altyapısı Avrupa'nın bütün ülkelerinden iyi bir durumda. Halihazırda mutan suçun bizi panikletecek bir durumu söz konusu değil. Olsa bile onu da yönetebilecek bir altyapısı olunca arada böyle bir ayrışma doğuyor. Hocam, onların aşı savaş... Mehmet Ajet konuşuyor. Affedersiniz. Bu Güney Afrika'daki mutasyonun çok kötü huylu olduğu söyleniyor. Ne dersiniz? Şimdi evet, bu mutasyonların içerisinde bizi en çok endişelendiren Güney Afrika suçu. Bunun bir miktar ölümü artırıcı bir neden gibi söylenebiliyor. Daha doğrusu tehlikesi şuradan öne çıkıyor. Şimdi aşıladık diyelim, birbirimizi topluma aşıladık. Vücudumuzda aşıyla bir savunma hücreleri oluştu. Bildiğimiz COVID-19'u %90 oranında blokluyorsa, nötralizan diyoruz buna, nötralize ediyorsa, ama bu yeni mutan suçu %56-%60 düzeyinde blokluyor. Bizde hasta yapmasını... Daha dayanıklı evet, yani aşıya karşı. Evet, aşının oluşturduğu savunma hücrelerine karşı daha kaçabiliyor o savunma hücrelerinden. Bu bize bir miktar daha değişikliğe uğrarsa, o zaman bunun adını belki de COVID-21 diyeceğiz. Çünkü bildiğimiz eldeki antikorlardan kendini kaçırabilen, kaçırıp insanda hastalık yapabilen yeni bir suç gibi olacak. Belki onun adını COVID-21 denilecek. Şu an Güney Afrika'daki en önde tehlike adına, İngiltere'dekiyle ilgili virüsün hücre içine girişi evet fazla. Ama siz virüsü maskeyle, mesafeyle kendinizi koruyup bir önceki virüsü almadığınız gibi bunu da almazsanız öyle çok büyük problem görünmüyor şu anda. Evet. Covid-20 ne oluyor hocam? 21 dediniz, o dikkatimi çekti. İşte 20, yok, 2020, 19. Aha, şimdi, 20, 21. Şimdi Covid-20, yani Covid-19'u 2019 yıl olarak, tamam. Evet. Aralık, evet yani şimdi 2021'e girdiğimiz için
yeni bir varyant suça yeni bir ad konulacaksa herhalde Covid-21 tamam, denir. Tamam hocam. Hocam bir de Covid-19'la yeni mutasyona uğramış virüsün aynı vücutta olduğu ortaya çıktı bazı yerlerde, Brezilya'da filan. Bu konuda görüşünüzü alabilir miyiz? Şimdi bunun çalışmaları gelecek, yazacaklar, göreceğiz. Olabilir. Çünkü onun iki virüsü de alıp genomik dizilimine bakmak lazım. Türkiye'de de şu anda önce bildiğimiz Covid-19 bakılıyor. Onlar pozitif olunca da bu mutant suçlar ondan sonra bakılıyor. Yani iki test yapılarak gidiliyor. Bu tür vakalar çıkabilir. Söz konusudur. Çünkü ortada bir virüs var. Ağız, boğaz, tükürük dışarıdan alıyorsunuz. Onu da almış olabilirsiniz. Onu da alabilirsiniz. Yalnız şöyle bir özellik vardır. Biz bundan hani çok bir korku duymayız. Virüslerin birbiriyle olan hücre içine giriş kavgalarında birbirlerini bloklarlar diyelim. Hani iki virüs ya da 3-4 virüs aynı anda hastalık yapmaz. Bir hücreye bu virüslerden birisi girer. İnterferans dediğimiz bir yarışmacı halleri söz konusudur o virüslerin. Ama olmasa doğaldır. Nasıl Covid-19 olduğu ağız boğazda influenza da olabileceği gibi, başka virüsler de olabileceği gibi bu mutant suç da olabilir. Bunlar bizim şu an için izlediğimiz, gelecekle ilgili hakimiyet kılarlarsa tedirgin olabileceğimiz tablolar. Aşı evet. Meselesine gelirsek hocam, Türkiye'nin aşı performansı nasıl seyrediyor? Bu hafta itibariyle 2 milyonu aştık deniyor. Önümüzde nasıl bir seyir bekliyor bizi? Evet, Türkiye dünya standartlarının üzerinde bir aşılama programı uyguluyor. Uyguladığı programda dünyanın neredeyse %90'ının önerdiği ve kabul gören bir program uyguluyor. Hani en riskli grupta olan sağlık çalışanları, sonra da yüksek yaştan aşağıya doğru gelen bir aşı miktarına göre bir uygulama söz konusu. Hangi yaşa geldik hocam bu hafta? 75 tahmin ediyorum. Yarın Bakanlar Kurulu'ndan sonra da 70, bir hafta sonra da, çünkü bizim elimizi arkadan gelecek dozlar endişelendiriyordu. Gelmeyebilir diye 3 milyon dozun 1,5 milyonunu yapıp 1,5 milyonunu gelmeme durumunda ikinci doz olarak saklama düşüncesi vardı. Ama 6,5 artı 3,5, 3 milyon doz gelince, onlar da bir hafta oldu 6,5 milyon dozun. Yani önümüzdeki bir hafta sonra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü laboratuvarlarında onaylandıktan sonra kullanıma girecek. Elde önümüzü görünce bu sefer açmaya başladık. Yani 80, 75, şimdi 70, 65 diye açılacak. Ondan sonra da milli savunma, içişleri, ilan edilen risklere göre, listeye göre tabii ilerlenecek. Öyle mi? Tabii. Yani bu şöyle söyleyeyim ben size. Bu 6,5 milyon dozu önümüzdeki hafta sağlık hizmetleri laboratuvarlarından onayı çıktığında çok hızlı bir şekilde 65 yaşın üzerindeki herkes ve sağlıkçılar bitti. Güvenlik kuvvetleri de hızlı bir şekilde aşılanacak. O zaman şunu göreceğiz hocam. Şu ara hani bir 900 bin hızlı oldu, 2 milyon yeni geçti. Çünkü çok tek tek buluyorsunuz. Ya ocağa geliyor ya evine gidiyorsunuz bu 90 yaş üzeri, 85 yaş üzeri, onlar da ekip biraz bekliyor gibi nedenler var. Ama bu aşağı doğru yaş inip daha hareket edebilir kabiliyetleri yerinde olan o zaman görürsünüz yine böyle günlük yeter ki aşı olsun 1 milyonun üzerinde dozu Türkiye dünyaya örnek olacak şekilde yapabilecek altyapıya sahip. Hocam bir de Rusya ile bir aşı anlaşması gündeme geldi, basına düştü, ortak üretim evet. Falan. O konuda bir gelişme var mı? Şimdi bu aslında çok bir örnek bir şey olması da gerekir. Bence Çin, Sinovac'la da bu görüşme yapılmalı. Muhtemel de yapılıyordur. Şöyle ki... Ortak üretim meselesi mi? Tabii bir teknoloji transferi yapabiliyorsunuz. Birincisi o, bir teknolojiyi alım garantisi vererek ülkenize getiriyorsunuz. Sonra da bu teknoloji üzerine aşı altyapınızı oluşturabiliyorsunuz. Bir diğeri de şimdi Çin'de diyelim ki bu hani bir dozluk bir flakonda geliyor. Bunun orada şişelenmesi, o şişelenmelerin testleri de önemli bir zaman alıyor. Ama onu tanklarla
milyonlarca ya da binlerce litre getirip Türkiye'deki bantını kurup Türkiye'de onu şişeleyip kullanıma sunabilirsiniz. Bunlar kolaylaştırıcı faktörlerdir. Bana göre Türkiye hangi aşı üreticisi Türkiye'ye teknoloji transfer ederek Türkiye'de zaten biz bu aşıları alacağız Mehmet Hocam. Hani 50 milyon dedik, 50 milyondan daha fazlasına da ihtiyaç var. Bu ülkelerin meselesi alım garantisidir. Yani herhangi bir aşı firmasına 50 milyon doz alım garantisi verirseniz o teknoloji transferiyle Türkiye'ye gelir. Türkiye'de de uygun olan altyapıyla hem üretime geçer hem daha hızlı doza ulaşırız. Hem de o teknolojiyle de Türkiye'de ileriki yıllarda yeni aşı çalışmaları yaparsınız. Hocam ben bir şey sormak isterim. Yani bir ara çok eleştiriler de oldu bu aşıyla ilgili, geç kaldık. İşte 40 tane ülke başladı, biz daha başlayamadık falan. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bir karşılaştırma yapmamız mümkün mü Türkiye ve dünyanın geri kalanı? Şimdi İsrail bu konuda kayıt dışı tutarak hareket etmemiz lazım. Çünkü İsrail'le kıyaslanabilecek durumumuz yok. O gerçekten sonuçlarını da görmeye başladı. Ama bizim her zamanki hani Batı toplumları diyerek kafamızı sürekli Batı'ya çevirdiğimiz bir yerde Batı'da iyi görüntüler görmüyoruz. Şu anki çok kısa bir zaman, onlardan 40 gün geç bile gelsine rağmen aşımız şu anda Batı gelişmiş toplumlar dediğimiz Avrupa ülkelerinden çok çok daha iyi bir aşılama durumundayız. Mesele öyle eleştirerek bir yere varılamayacağı bir zaman dilimindeyiz. Onlar daha %2'ler falan yapmışken Türkiye'nin Orta Avrupa'daki birçok ülkeden çok çok daha fazla nüfusunu aşıladı. Hele hele bu şu ara belki kafa kafayadır ama bir hafta sonra 6,5 milyon dozun kullanım onayı çıktığında göreceksiniz ki Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse %90'ından fazla aşı yapmış olacağız. Şimdi Danimarka'da galiba bir örnek vardı. Nüfusundan 4 kat fazla aşı siparişi verildiği konusunda takip edebildiniz mi hocam? Tabii. Kanada 7 kat mesela. Kanada en başta 7 katı, diğer ülkeler 4 katı. Ama Mehmet Hocam o şöyle, 2022'nin sonuna kadar olan bir takvimde nüfusunun fazlasına sipariş vermiş. Oysa biz 50 milyonu 3 aylık bir süre içerisinde alıyorsunuz. Yani siz kısa sürede yüksek doz alıyorsunuz. O da 2022'nin sonuna kadar sipariş verdi. Mesela Kanada 7 katıdır. Ama onların da şöyle bir savunmaları var. Doğal olarak öyledir de tahmin ediyorum. Bu 92 ülke var. Az gelişmiş ülke. COVAX grubu diye bir grup vardır. Burada 180 ülke, ekonomisi iyi olanlar orada aşı siparişi vererek o COVAX grubu dediğimiz Sahra Altı Afrika'daki ülkelere uygulanmasını Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla. Mesela o çok fazla sipariş verenler o COVAX grubuna aşılarını verme adına bir savunma yapıyorlar. Ama o aşıları da şu an değil yani. Gördüğünüz gibi İngiltere de 1 milyon doz verdi ama hala hazırda 1 milyon doz aşı aldı. Biz 50 milyon verdik, 13 milyon dozumuzu aldık. Dünya Sağlık Örgütü bunu takip ediyor mu hocam? Yani işte diğer ülkelere de gitmesi veya dünyaya bir anlamda eşit olacağını düşünmüyorum da hiç olmazsa biraz hakkaniyet konusunda müdahil olabiliyor mu? Böyle bir hakkı var mı? Resmi hani kuruluş yönergelerinde böyle bir hakkı yok ama bir gönüllülük platformu oluşturdular. Bunun adına da COVAX dediler. Burada gelişmiş ülkeler aşıyı alabilecek, aşı açısından ekonomisi yüksek olan ülkeler karşılayamayacak 90 ya da 92 ülke var. Orada 3 etap var, toplam 180 ülke. Yani 70-80 gelişmiş ve ekonomisi iyi olan ülke, hatta 30 ve artı 40 zannedersem, geri kalan 92 ülkeye aşı temini açısından ekonomik destek ve aşı temin ederek verme gibi. Ama şu an bunu söz veren ülkeler kendi ülkelerindeki vatandaşlarına aşıyı bulup yapamadığı için oturup COVAX'a verip Afrika'daki az gelişmiş ülkelere aşı gönderme şansı yok. Geçen gün ülkenin birisi vardı, şimdi hatırlamıyorum. 3 aşı yapılmış yani koca bir ülkede. Oradaki mağduriyet bu aşı üretim tekniği ve aşı savaşları nedeniyle uzun bir süre daha devam edecek. Hocam şimdi Türkiye'deki yaşlılar bazıları kendi takip ediyor, bazıları ailesi takip ediyor. Şimdi bu sıralarının gelmesini
aşıların yapılmasını, yani büyük şehirlerde başka türlü oluyor herhalde. Aynı şeylerde, köylerde başka türlü oluyor. Hani onlara yön gösterecek bir bilgi verebilir misiniz? Yani o yaşlılar veya yaşlara yardım etmek isteyen aileden insanlar ne yapmalı? Nasıl takip etmeli? Şimdi iki türlü Murat Hocam, aile hekimleri sistemi Türkiye'de gerçekten çok güzel oturmuştur. Aile hekimi 3500 ila 4500 arasında vatandaştan sorumludur. Kaydı onadır. Ancak dilekçeyle başka bir aile hekimine geçer. Aşı kime çıkarsa aile hekiminin önüne düşüyor. Yani benim annem bu kış Ankara'da bendeydi. Ama onun aile hekimi Trabzon'da bir doktor arkadaştı. Onun önünü düşünce telefon etti. Kemalettin Hocam annenizin telefon aşısı... eder mi yani hocam? Yani beklesinler mi? Eder. Aile hekimleri, açık söyleyelim. Aile hekimleri, onların çok vakaları yoktur. Yani 3500'ün %10'u yaşlı olsa 350-500 arasında vardır. Sorumluluğudur. Onlar aile hekimi olarak bir kere ararlar. Ha burada bir eksiklik olabilir. Büyük kentlerdeki aile hekimlerinin böyle bir boşluğu olabilir ama Anadolu'daki o mahalle, köy, ilçelerdeki aile hekimleri inanılmaz özverili bir zaman. Aramayanlar ne yapsın hocam? Aile hekimi aramadı. İşte, o aileler ne yapsınlar? Aramayanlar bir e-nabıza girebiliyorsa e-nabıza. Yakınındaki e-nabızda o büyüğünün aşı hakkı var mı yok mu onu görebilir. 182 telefon hattından randevu alabilir. Yine de bir de Sağlık Bakanlığı'nın sayfasından girerek kendisine aşı düştüyse zaten ikinci randevu aşaması geliyor önüne. O zaman da randevusunu planlayarak gidebilir. Hocam, eğer bakıma muhtaç, yatalak, evde kalmak zorundaysa o raporunu aile hekimine ibraz ederek evine gelip aşısını yaptırabilir. Şey tamam. Şimdi aşıyı yapıldı hocam. Aşıyı yaptılar bu yaşlarımıza. Yakınları veya kendileri süreci nasıl takip etmeli? Yani neden mesela dikkat etmeli, neyden rahatsız olmalı, öyle bir şey olursa hekime başvurmalı? Kısaca onun bilgisini verir misiniz? Evet, şimdi bu bizim ülkemizin aldığı ölü virüs aşısı. Çok yüksek sayıda, 10 binden üzerinde çalışmalar yapıldı. Bizim özellikle bu aşı yaptıracak kişilere şunu söylememiz lazım. Bunu yakınları da bilmeleri lazım. Herhangi bir maddeye, gıdadan tutun ilaca ya da polene alerjisi varsa bunu mutlaka aşı yapacak hekime söylemeleri lazım. Bizim annemizin, babamızın şuna alerjisi var. Öyle olunca orada yarım saate yakın bu kişi gözleniyor. Diyelim ki söylemedi, sonraki süreçte hafif kızarıklık, ağrı, ateşi olabilir ama hekime acil bir şekilde müracaat etmesini gerektirecek tüm vücudunda yaygın döküntüler, göz civarlarında şişmeler, boğaz bölgesindeki daralmaya bağlı nefes almakta zorluk ya da konuşmadaki zorluk gibi anafilaksi dediğimiz tüm vücudu ilgilendiren bir alerjik tablo olabilir. Böyle bir başlangıçta hızlı bir şekilde ya hastaneye gitmeleri lazım ya da aşı ekibini uyarmaları lazım. Ama bunlar çok çok düşük. 1 milyonda 1 gibi bu anafilaksi dediğimiz hayatı tehdit eden alerji. Şu ana kadar herhangi bir veri var mı hocam? Hani yan etki konusunda risk üreten? Şimdi şu ana kadar Türkiye'de yok. Türkiye'de tedavi gerektirecek, yani o yarım saatlik bir süre içerisinde alevlenmiş tabloyu söndürmekten öteye hastaneye yatmasını ya da uzun tedaviler gerektirecek hiçbir vaka olmadı. Evet. Bu konuda elimiz rahat. Hocam bir soru daha var. Tabii bu aşıya güven problemi hala devam ediyor. Şimdi bu Çin'den alıyoruz Sinovac aşısını. Çin'de yapılıyor mu bu aşı? Ne kadar yapılıyor? Ne tür sonuçlar veriyor? Hani Çinliler, ben sorayım ki siz de rahat rahat cevap verin. Çinliler kendi kullanmadıkları bir aşıyı mı bize veriyorlar gibi pek çok böyle tezvirat soru işareti. Tezvirat var. Tezvirat, komplo teorisi, bir sürü şey var. İkisini birleştirerek hani bu aşıya güven meselesi ve Çin'den bu aşının, Sinovac aşısının gelmesiyle ilgili neler söylersiniz? Şöyle, bu tezviratın altındaki yatan nedeni söyleyerek cevap vermeme müsaade ederseniz daha iyi anlatmış olurum. Şimdi bu faz 3 çalışması dediğimiz çalışma normal sağlıklı insanlarda bu aşıyı yapmanız lazım ve ondan sonra bunlar COVID oluyor mu olmuyor mu diye bakarak %90, %95 etkili olduğunu söyleyebilirsiniz.
Şimdi Çin öyle bir sınırlama yapıp hiç vakası olmadığı için, önünde de salgın yok, virüs ülkede olmadığı için faz 3 çalışması dediğimiz, Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmasını kendi ülkesinde yapamadı. Yapamaz. Çünkü COVID olan vaka yok. Şimdi o yapmayınca onu oradan tutup kendi ülkesinde yapmıyor, Türkiye'de yapıyor gibi tezvirat oradan geliyor. Ama Sinovac aşısını Çin hükümeti neticede... Hocam özür dilerim. Yani niye yapamaz? Çünkü test edeceği, mukayese edeceği bir kitle yok değil mi? Onun için yapamaz evet, diyorsunuz. Evet, yani... Anlaşılsın COVID, diye soruyorum. Ha, ortada COVID virüsü yok. Çünkü orada şunu yapıyoruz biz Murat Hocam. Evet. Kişileri aşılıyoruz. Aşılanan insanların kaçı acaba COVID oluyor aşılanmasına rağmen? Kaçı acaba COVID oluyor'u bakmamız lazım. Peki ortada COVID virüsü olmayınca aşılanan insanlar COVID virüsünü almayacağı için onu görme şansınız yok. Mesela bu tehlike Türkiye için de önümüzde geliyor. Çünkü bizim Nisan ayı sonunda, Mayıs ayında faz 3 çalışmaları başlayacak yerler ki aşılarımız var. Şimdi bir taraftan aşının olduğu bir ülkede faz 3'e denek olarak girmek istemeyebilir, vaka bulmakta zorlanabiliriz. Belki Türkiye'de o zaman gidip başka bir ülkede virüsün yaygın olduğu, aşının kullanılmaya girmeyen ülkede faz 3'ü yapacak. Bilim böyledir yani, önünüzü yürütebilmeniz açısından. Şimdi bundan dolayı olan bir şeydir. Bu yersiz bir şeydir. Vaka olmayan bir ülkede vaka varmış gibi çalışma yapamazlardı. Ha, Çin hükümeti milyonların üzerinde aşı aldı. Çünkü Çin hükümeti de bir hükümet, öbürü de özel firma. Yani özel firma ile hükümet arasında ona bağışlayacak bir hali yok. Ama aldı, kendi vatandaşları da yapıyor. Bir problem yok. Bu Sinovac kendi Çin'de de yapılıyor. Öyle mi hocam? Evet. Milyonun üzerinde yapılıyor. En Çin'de, son, Çin'de hocam bu vakanın yeterli vaka olmamasının nedeni aldıkları sıkı önlem mi yoksa başka bir şey mi? Aldıkları sıkı önlemler Mehmet hocam. Onlar vaka şeyiyle o 80 bin vaka olduğu dönemde, hani biz buradan bazen eleştiriyoruz ya, kapıya demir çaktılar, insanlara eve tıktılar. O süreci hiç başka bir yere bağlamayalım. Komünist rejimin getirdiği bir devlet yaparsa buna ses çıkarılamaz mantığıyla o 80 bin vakada kestiler. Geçtiğimiz günlerde havaalanında 3 ya da 4 şüpheli vaka olunca 10 bin test, havaalanı kilitleyip 10 bin test yaptılar. Tahammülleri yok yani. O kalmış sistemlerinin bugüne artısı diyelim. O nedenle de yani böyle dışarıdan vakalar havaalanında tespit ediyorlar. Onların etkisiyle bir iki kişi bulup anında presliyorlar süreci. Hocam ben bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bugün önemli bir gün. Saat 12'yi devirdiğimiz için Bakanlar Kurulu toplantısı var. Ve bu kısıtlamalarda bir gevşeme olacak mı sorusu var. Özellikle kafeler, restoranlar bir beklenti de oluştu. Bu anlamda sizin beklentiniz, tahmininiz, görüşünüz nedir bu kısıtlamalar konusunda? Bir esneklik sağlanmalı mı? Sağlanmalıysa hangi alanlarda sağlanmalı, yoksa böyle devam mı etmeliyiz biraz daha? Şimdi bugüne kadarki Bakanlar Kurulu'ndan önce böyle de tespitlidir. Önceden sorarlar, sonra da Bakanlar Kurulu benzer, çok benzer sonuçlar çıkar. Ama artık bu dönemde daha tahmin edemiyorum Bakanlar Kurulu'nu. Çünkü ayrıştık. Ben biraz sahadaki insanların zorluklarını falan görünce bir miktar hızlı normalleşilmesine taraf duruyorum. Hani lokantalar, kafeler, çünkü onlar daha yeni kurallara uyma taraftarı gibi geliyor bana. Okullar kısmına normalleşme, ama bilim kurulu üyesi arkadaşlar da, arkadaşlarımız, onlarla sohbet ediyoruz. Onları televizyonlarda dinleyince onlar Mart sonuna kadar atıyorlar. Öyle olunca bilim kurulu eğer bir tavsiye kuruluysa o tavsiyeleri Mart sonuna kadar orada biraz çelişiyoruz. Bir kısım veri kullanmalarında çok örtüşmüyor fikirlerimiz. Örneğin dün akşam dinliyorum, diyor ki yurt dışında diyor en fazla bulaşın olduğu yerler lokantalardı diyor. Ama yurt dışındaki demografik ve sosyolojik yapımız, toplu taşımada minibüste 35 kişi inmez, o otobüslerde koltuk sayısının 3 katı ayakta olmaz, çalışma ortamları, aile yapıları, aile, evet, hane halkı kalabalıklığı, cenaze olduğu zaman kamunun şartlarını da zorlayarak bütün sülalenin bir araya gelmesi gibi
demografik yapı olmadığı için, onlar da bunlar relatif olarak arkaya düştüğü için o zaman kalıyor lokantalar, okullar. Onu... Hocam süremiz bitti, son birkaç cümle tamam. Rica edeceğim. Okey. Yani onu alıp bugün Türkiye'nin realitesiyle değerlendirirsek biraz uzun gibi görünüyor. Ama ben normalleşmeye yavaş yavaş geçilmeli tarafındayım. İnşallah Bakanlar Kurulu'da toplumun nabzına iyi bir şekilde cevap verirler diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler hocam. Çok sağ olunuz hocam. Gümüşhane'ye selamlar. Başka bir zaman buldum. Yine görüşmek üzere. Size hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli seyirciler, haftanın raporu değerli konuklarımızın katkılarıyla tamamlandı. Haftaya yeni gündemde görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar efendim.